E hocam evet. evet isterseniz ben e, konu başlığını söyleyeyim sizi takdim edeyim. E, ardından etkinliğimize başlayalım isterseniz. Hay hay ona geçmeden önce benim Tabii. sesim ve görüntüm erişiyor değil mi? Bir evet problem hocam, yok. Geliyor. Tamam. Öyleyse dediğin gibi başlayabiliriz. Tamamdır. E, egemenlik, güvenlik ve uluslararası sorumluluk hukuku bağlamında Ukrayna-Rusya ve Savaşı'nın değerlendirmesi konusunda e, sayın e, doçent doktor Hakan Hakkı Erkiner hocamız ile bugün e, bu konumuzu konuşacağız. E, kendisiyle biz e, uzun zamandır itibattaydık. E, bu etkinliği e, yapabilmek şu an e, olabildi. E, kendisi için öncelikle çok teşekkür ederim. E, gerçekten yoğunsunuz hocam, onu biliyorum. Bize zaman tamam. ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz Turan Bey'le, Turan Uçar'la, Turan'la geçen sene bu vakitler tanıştık. E, böyle bir program yapmayı arzu ettik fakat kısmet bugüneymiş hakikaten e, işlerin akışı itibariyle e, uygun zamanı e, bulabilmeye çalışıyorduk. Bu münasebetle ben hakikaten e, Sayın Turan Uçar'a, Tuğran'a e, ve Erciyes Üniversitesi Nizam ve Adalet Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. E, benim için onurdur size hitap edebilmek e, Buyur Turan. Biz teşekkür ederiz hocam Bugün egemenlik, güvenlik ve uluslararası sorumluluk hukuku bağlamında Ukrayna-Rusya savaşının değerlendirmesini ele alacağız. E, hocam isterseniz siz e, sunuma başlayın. Ardından arkadaşlarımızın sorusu varsa chatten yazsın. Ben e, anlatımın sonunda sizlere yönelteceğim inşallah. Tabii. Şimdi şöyle planladık aslına bakarsanız. Konu ağır. E, fakat konunun ağır olmasının e, ötesinde ben biraz ciddi bir e, sunum yapmayı size arzu ettim. Teknik boyutu da olan hatta teknik derinliği e, epey ciddi olan bir sunum yapmak istedim. E, dolayısıyla hani süreyi 18'den 20'ye kadar e, tuttuk. İki saat kadar bir kendimize e, müddet verdik ki hani hakikaten böyle bir e, programda bence e, icra edilebilecek en uzun zaman zaten bu daha fazlası e, eziyet haline gelir dinleyiciler için de. dolayısıyla bu çerçevede soruları sonunda toplu olarak arkadaşlarımız not edecekler başta Turan Bey olmak üzere ve sonunda belki son yarım saatte de olabilir. sorular için yeterli vakti inşallah ayırmaya gayret edeceğiz. Şimdi sunumumuz Evet egemenlik, güvenlik, uluslararası sorumluluk bağlamında Rusya Ukrayna Savaşı'nın Değerlendirilmesi Konferansı. Niye sadece Rusya Ukrayna Savaşı'nın Değerlendirilmesi deyip geçmedik? Çünkü bilimsel bir e, faaliyette çerçeveyi, hududu, sahayı e, tanımlamak çok önemli. Her şeyinden bahsedemezsiniz. Her şeyden bahsetmeye kalkarsanız bu sefer verimli de olmaz. Dolayısıyla hangi bağlamda ele alacağınızı meseleyi nereye oturtarak açıklamaya çalışacağınızı ifade etmeniz gerekiyor. Bu bakımdan da konu devletler hukuku bakımından her şeyden önce egemenlik ve güvenlikle alakalı olduğuna göre ve devamında da bir uluslararası sorumluluk meselesi doğduğuna göre bu bağlamda yapmayı düşündük açıkçası. Değerli arkadaşlar, ben Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Milletler Hukuk'ta, Öğretim üyesiyim. Militerosluk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. E, lisansım Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesidir. E, 1998-99'da e, mezun oldum. İlk mezunlarındanım. İlk girenlerdeniz, ilk çıkanlardanız. Yine yüksek lisansı Galatasaray Hukuk'ta yaptık. E, doktora dersler Galatasaray Hukuk'ta devam etti. Ve fakat <laughs> doktora tezimi savunmak, Anabilim Dalı Başkanlığımın talebi üzerine... Marmara Üniversitesi'nde e, doktora tezimi savundum. Nitekim 2000 yılında da yüksek lisansı yaparken e, Marmara'da Milletler Üniversitesi Hukuk'ta araştırma görevlisi olarak atanmıştım. O günden beri e, orada devam ediyorum. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de Milletler Üniversitesi Hukuk Anabilim Dalı'nda e, yarı zamanlı olarak öğretim üyesi görevini sürdürüyorum. Başka kurumlar da var nitekim. E, fakat hepsini söylemenin gereği yok. Ee, benim doktora tezim uluslararası sorumluluk üzerinedir. Ee, doçentlik çalışmamda esasında geniş bağlamda ifade edersek kuvvet kullanma, meşru müdafaa ve onun bir özel tezahürü olan uluslararası terörizme karşı meşru müdafadır. Ve çalışmalarımı da şöyle arz edeyim. Ee, şu anda sunabileceğim yani telife bağlı olmayan Son kitabım hariç diğer hepsi şu anda e, teliften kurtulmuş vaziyettedir. Akademiya Edu adlı mecrada yani dergi parkta, yok tezlerde hepsi var şüphesiz ama şöyle hepsinin toplu bulunabilmesi bakımından derslerde de o şekilde kullanmamız icap ettiği için Akademiya Edu'de benim e, çalışmalarım e, istifade açıktır. Makaleler olsun, e, kitap olsun. Son kitap hariç e, kitap dahi var orada. Onu da bu şekilde size arz edeyim. Şimdi bunu söylüyorum çünkü hani konuşuyor ama hani kimdir bu konuşan e, şeklinde bir derli toplu ifade etmek istedim. E, başlayalım öyleyse. Şimdi malum Rusya Ukrayna'ya karşı bir silahlı saldırı düzenledi. O yüzden evet bu bir Rusya Ukrayna. Savaşı. Bir kere savaş dediğimiz vakit teknik olarak hangi bilimin bir kavramıdır, kelimesidir e, savaş kelimesi, uluslararası hukukun kelimesidir. Demek ki üzerinde konuştuğumuz bilim dalı uluslararası hukuk e, bilimi. Peki bilim nedir ya da uluslararası hukuk bilimi nedir? Onu da ifade etmek istiyorum. Konuya girmeden önce bilim her şeyden önce bir konuyu merak etmekten kaynaklanan ve o merakınızı, sorularınızı cevaplandırmak için ürettiğiniz sistemli incelemedir ve bilgi birikimidir. Burada sistemli olması önemli bir faktör. Aynı zamanda bilim sahada olup biteni, hayatın içinde olup biteni bir pedagojik formasyonda işte yeni kuşaklara insan kültürü dediğimiz şey budur. Bizim de yapmaya gayret ettiğimiz şey bizden sonraki jenerasyon olan sizlere budur. Bu bilgiyi aktarabilme çabasıdır aynı zamanda bilim. Bir de bir dildir. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki mesele nedir? Savaştır. Bu kelimeyi bize hangi bilim veriyor? Uluslararası hukuk bilimi veriyor. Yani bu kullandığımız kelime bu bilimin kelimesi. Dolayısıyla hayatta olup biteni e, deşifre eden, ifşa eden, insan zihnini kavrayabileceği hale getiren ve insan zihninden insan zihnine diyaloğu mümkün kılan, yani aktarımı mümkün kılan mesele aynı zamanda bilimin kendi başına bir dil icat ediyor olmasıdır. Ha bütün bunlar kafi değil mi? Belki kafi olurdu. Eğer üst çatı hukuk olmasaydı. Çünkü hukuktan beklenti nedir? Toplumsal ilişkilerdeki ihtilafları çözmesidir. Dolayısıyla uluslararası hukuktan da aynı zamanda bir bilim ve bir bilimsel dil olmanın ötesinde öyleyse bir pratiktir uluslararası hukuk. Yani bir işin zanaat boyutu var. Hayatın içinde bir şey çözümlemesi bekleniyor uluslararası hukuktan. Bu da Uluslararası hukukun kişileri arasındaki her şeyden önce uyuşmazlıkların çözümlenmesidir. İşte gene bilim bakımından bakalım. Acaba bu zanaat, bu pratik hakikaten amaca ulaşıyor mu? Gerçekleştirilebiliyor mu? Bunu dahi analiz ederken gene mensubu olduğumuz ana bilim dalının gereğini sergileyeceğiz. Dolayısıyla... Bu sunumum dahi yani bu giriş dahi bana kalırsa uluslararası hukuk var mıdır yok mudur yaklaşımını temelden bertaraf eden bir yaklaşımdır. Çünkü bizim tutumumuz ve mensubu olduğumuz bilim dalının da gereği bu her şeyden önce meseleye bu bilişsel, bu bilimsel ee, zaviye diyeyim, perspektiften yaklaşabilmek her şeyden önce. O yüzden hani var mıdır yok mudur sorusu Şüphesiz sizlerin ve benim için yani birazcık meseleye vakıf olan bir e, böyle bir zümre için artık dışarıda bırakılması gereken bir soru. Nitekim e, ilerleyen dakikalarda bu söylediklerime bir nebze geri dönme e, gereği de olacak tekrar. Ne oldu? Şimdi bizim hukuk olarak farkımız somut verilerden hareket etmek mecburiyetindeyiz. Yani hakikaten ispat edilebilir bir takım hayat gerçeklerinden yola çıkacağız. O yüzden bir takım jeopolitik ve stratejik analizleri ben bir tarafa bırakmak mecburiyetindeyim. Hakikaten hayat tecrübesi olarak ne oldu ve bu olanların bir normatif karşılığı var mı? Olan şey şuydu. Şimdi Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı fiili yönetim oluşturdu. 15 Şubat'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı devlet duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu fiili yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş ve kararı Kremlin'e göndermişti. 21 Şubat 2022'de Putin Kiev yönetiminin Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını belirtti. Bu bağlamda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum dedi. Birebir ağzından çıkan laflar bunlardı Rusya Devlet Başkanının. Ve Putin Kremlin sarayında sözde bu sözde kelimesini kullanmak çok bilimsel olmuyor. Fiili diyelim. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı bu fiili oluşumların temsilcileriyle işte gene bu fiili yönetimler ya da sözde yönetimler ve Rusya arasında dostluk ve işbirliği antlaşmaları imzaladı. Şimdi teknik mahiyette antlaşma yazılı. Yazılı irade mutabakatı ve eğer siz egemen bir devlet olarak muhatabınızla antlaşma yapıyorsanız onu uluslararası hukuk sücesi kabul ediyorsunuz demektir. Bu bir uluslararası örgüt değil de şurada zikredildiği gibi işte bir e, idare ise yani ona egemenlik atfediyorsun, ona bağımsızlık atfediyorsun demektir. Bu aynı zamanda uluslararası hukukta tabii başlı başına tanıma manasına da gelir. Bizim ünitelerimizden bir tanesidir. Malum ders kitaplarımıza bakıldığında görülür. Hemen sonrasında Putin, burada da kritik bir vaziyet var, Rus ordusuna anılan Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Şimdi dikkatinizi bir hususa çekeceğim. Barışın korunması. Yani nasıl kelimelerle, kavramlarla oynanıyor. Bu hayatımızın her merhalesinde, her aşamasında iç politikadan uluslararası politikaya kadar her düzlemde böyledir. Ve gene siz biz hukukçular olarak eee kelimelerin nasıl kullanıldığına çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Burada barışın korunması talimatını veriyor. Bunları gerekçelendirecek ve esasında bizim konuşmamız e, bu gerekçelerin uluslararası hukuk bakımından ne manaya geldiğini etüt etmek. Böylelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2015 yıl ve 2202 sayılı kararında kabul edilen Minsk antlaşmaları çiğnendi. Bunun öncesinde 15 Şubat 2022'de Putin, Almanya Başbakanı ile yaptığı uzun görüşmeyin ardından 3 saat görüştü. Minsk antlaşmalarının uygulanmayıp çiğnenmesinin sorumlusunun, yani ihlalde bulunanın Ukrayna olduğunu söyledi. Aynı açıklamada NATO'nun genişlememesi İttifakın 1997 yılına göre geri çekilmesi ve Rusya sınırları yakınlarından saldırı sistemlerinin kaldırılması taleplerini ileri sürdü. Hakikaten de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 14 Doğu Avrupa Devleti NATO'ya üye oldu. Şimdi bağımsız devletler istedikleri uluslararası örgüte üye olamazlar mı? Olabilirler. Evet NATO'ya üye oldu. Ama... Tabii ki hani salt bir hukuki e, şeyde değiliz, düzlemde değiliz. Bu karşınızdaki Rusya'dır ve eskiden hükmettiği topraklarda ortaya çıkan devletler, egemen devletler, hukuki manada bunlar egemendir artık. NATO'ya üye oluyor. 14 Doğu Avrupa birden ülkesi devleti birden diyeyim, NATO'ya üye oldu. Bunların dördünün Rusya'ya sınırı var, hududu var doğrudan. Ukrayna'ya da 2008'de bir üyelik perspektifi sunuldu NATO tarafında. Bir üyelik olasılığı penceresi açıldı. Ancak Ukrayna'nın üyelik süreci donduruldu. Çünkü Moskova'nın hakikaten çok ciddi reaksiyonu oldu. Şimdi NATO hali hazırda bu 2020, 21, 22 içinde bulunduğumuz zamanda Doğu Avrupa'daki üyelerinde lojistik hazırlık kararı almıştır. NATO'nun bu adımları 2014'te Rusya'nın Kırım'ı topraklarına katması, ilhak etmesi sonrası alınmıştır. Çünkü 2000, düzeltiyorum, 1997'de Rusya ile imzalanan güvenlik senedine göre NATO yeni üyelerde savaşçı birlikler yerleştirmeyecekti. Muharip güç konuşlanmayacaktı. Ancak NATO 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yutulması üzerine Baltık ülkeleriyle Polonya'da dört savaş taburu konuşlandırdı. Dikkat edin 1997 senedine aykırı. Fakat Kırım'ı ilhak etmesinden sonra bu uluslararası hukukta olur. Normalde yapmaman lazım. Ahde vefa Pakdasun Servan'da biz sadece hukuk matematiği bakımından söylüyorum. Fakat diyor ki o bir uluslararası haksız fiil işledi. Ya da Türkçe literatürde diğer bir ifadesiyle o bir uluslararası hukuka aykırı eylem gerçekleştirdi. Ve bu uluslararası haksız fiilin neticesinde ben bir karşı önlem uyguluyorum. Sana bulunduğum taahhüde uyma yükümlülüğünü askıya alıyorum. Dört savaş taburu konuşlandırıyorum. Şimdi bu dört tabur beş bin askerdir. Bunun karşısında sulh zamanı normal şartlardaki 850 bin kişilik Rus ordusu, 850 bin askerden oluşan Rus ordusu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 5 bin savaşçı esasında sembolik bir reaksiyon NATO tarafında. Şimdi saldırı sistemi saldırı sistemi deyip duruyorlar Rusya. ABD Romanya'ya çünkü NATO bünyesinde devletler ikili anlaşma da yapabiliyor. ABD Romanya'yla doğrudan anlaşma yaparak NATO kapsamında Romanya'ya hava savunma füze sistemi kurdu. Bunlar hep 97 Senedine aykırı. Ama karşı önlem. Çünkü sen Kırım'ı ilhak ettin. Uluslararası hukuka aykırı bir biçimde denildi. Aynı şekilde bu hava savunma füze sistemini Polonya'ya da kuracağım dedi ABD. Moskova bundan çok rahatsız olduğunu bildirdi. Bu sistemler önemli sistemler Savaş gemileri ve güdümlü füzelere karşı etkili sistemler. Fakat Rusların hipersonik yani ses üstü füze donanımları e, bu, bu savunma sistemlerinden kaçabilecek kabiliyete sahip. Onu da ifade edelim. Yani bunlar dahi. Şimdi ben asker değilim ama e, branşımız itibariyle ister istemez savunma sanayi vesaireyi de takip ediyoruz. Bunlar dahi çok real tedbirler değil. Bunlar dahi sembolik bir bakıma. Putin nihayetinde 24 Şubat'ta askeri operasyon başlattı. Evet, olan biten böyle. Fakat şimdi artık yavaş yavaş uluslararası hukuk ifade edilecek. Şimdi işi kendime zorlaştırdığım, bir şey yapıyorum ben. Maalesef gerek derslerde, gerek bana imkan tanındığında, hitap edebildiğimde o da şu. İşin biraz felsefesine, teorisine girmeye gayret ediyorum. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin, A devletinin başkanı B. Tamam. Matematik diliyle ifade edelim bütün bunları gerekiyorsa. Velev ki uluslararası hukuka aykırı bir haksız fiil, uluslararası haksız fiil işliyor. Bunu dahi yaparken gerekçelerini uluslararası hukuktan alıyor ve yaptığının meşru olduğunu iddia ediyor. Birazcık da sesim rahatsız maalesef ama birbirimizi 12 ay bekledikten sonra bunu bir daha ertelemek hiç olacak şey değildi. Gündemde bu kadar yoğunken e, ee, o yüzden kusura bakmayın. Biraz detone oluyorum konuşurken. Affola. Şunu ifade edelim. Bakınız. İçinde bulunduğumuz çağ, siz gençlerin istikbali olacak bu zaman zarfı, dayandığı değer itibariyle, yani zamanın ruhu itibariyle, de, dayandığı değer, etos, paradigma itibariyle Artık insanların aklındaki hakim nirengi noktası desem, yani bir arazide nerede olduğunuzu anlamak için bir noktaya, bir tepeye, bir ağaca kendinizi ona göre tarif edeceğiniz bir noktaya bakarsınız. Bu çağın nirengi noktası meşruiyettir. Meşruiyet, lejitimite. Meşru olmak haklı ve doğru musun? Neye göre doğrusun? Bizim normlarımıza göre diyelim ki doğru musun? Uluslararası hukuk normları bakımından söylüyorum. Peki meşru musun? Meşruiyet mücadelesinde yani haklı ve doğru olduğunu e, savunuyorsun. Muhataplarını bütün insanlığı buna inandırmaya çalışıyorsun ne tespit edecek meşru olunup olunmadığını? Şimdi üniversite eğitimi, fakülte, akademi, bizim aldığımız nefes, okuduğumuz satır ilim bilim optiğinden olmalı. Biz zihnimizi böyle terbiye etmeliyiz. Peki meşru olanı ne söyleyecek, hangi bilim söyleyecek? Küresel ilişkilerde, uluslar arası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde neyin meşru olduğunu tespit ve teşhis eden bilim gene uluslararası hukuktur. O yüzden tam tersine uluslararası hukuk devalüe olmuştur, çöptür, okutulmasa da olur, bu konferans verilmese de olur diyenlerin tam aksine bu branşın bir akademisyeni, profesyoneli olmam da çok önemli değil. Benim hocalarım vardı rahmetliler, Çocuklar bugün hiç ders anlatmak istemiyorum. Bizim bıraç çöp galiba derlerdi. Bakın ben böyle düşünmüyorum. Bilakis meşru olmak ister hukuki ister ondan evvel ahlaki manada. Üstün bir pozisyonda yer almak çünkü haklılık üstünlük verir. Çağımızın değeridir. Ve mücadele bunun üstünden verilmektedir. Bütün bu sosyal medyalar, iletişimler bu mücadelenin verildiği satıklardır, mecralardır. O yüzden de meşru olanın ne olduğunu tespit eden uluslararası hukuk önümüzdeki 10 yılın ve 10 yılların bu yüzyılın bir bilimidir, yükselen bir bilimidir. Çünkü meşruiyet kaygısı gittikçe önem arz ediyor. İnsanların algısı açık. İletişim kanalları tarihte hiç olmadığı kadar açık. Bilgi kirliliği bilmem ne falan filan. Yani onları bir kenara bırakın. Ne kirlidir ne değildir onları ayırt edebilecek seviyede insanlarsınız. Fakültede okuyorsunuz vesaire. O yüzden de meşruiyet mücadelesinde uluslararası hukuk bu değer yüzünden meşru olunma kavgası yüzünden önemlidir. Bakın. Gandhi mücadelesini verirken şunu sistemleştirdi. Her zaman ahlaki üstünlüğü hasmından al. Kendini ahlaki olarak üste konumlandır. Onu da ahlaksızlıkla itham et. Dikkat edin. Her gün Twitter'da okuduğunuz şey budur taraflar arasında mütemadi bir ahlaki üstünlük mücadelesi. Bunun devletler boyutunda, milletlerin kaderini yöneten boyutta, istikbalini çizen boyuttaki adı meşruiyet ve neyin meşru olduğunu da söyleyen uluslararası hukuk. Bu bu kadar mühim bir iş. Bu kadar önemli bir iş. Şimdi bu kaygıyla eğer ikna edebildimse bu söylediklerimle Şimdi soruları ben buradan takip etmeyeyim ve indireyim dikkatimi de şey yapmasın. Çünkü sonda alalım. Olur mu? Ama not ediyoruz soruları sonda alacağız. Bir, dedi ki Rusya Devlet Başkanı. Devlet başkanları konuştuğunda uluslararası hukukta devletlerini bağlayıcı biçimde konuşurlar. Resmi beyanattır onların söyledikleri. Ukrayna Rusya için bir tehdit dedi. İki, Ukrayna Donbas'ta soykırım yapıyor dedi. Üç, Ukrayna'da neonazi rejimi var dedi. Dört, Ukrayna tarihsel olarak Rusya'nın parçasıdır dedi. Bütün bunları ne zaman söyledi? 23 Şubat'ta söyledi. 24'ünde ordusu sınırı geçti. 23 Şubat bakın algı. Demin meşruiyet dedim. Uluslararası hukukla bunun bağlantısı, neyin meşru olduğunu bilimsel olarak tespit eden disiplin bu dedim. Bunların hepsi insan aklının icatlarıdır. Dolayısıyla beşeri işlerdir bunlar. İnsani e, proseslerdir, süreçlerdir ama önemlidir. Çünkü zihinlerimizin içinde yaşıyoruz. Ve zihinsel mücadele, şöyle ifade edeyim ben size sahadaki ordunuz belki 100 milyar dolardır teçhizatıyla. Sizin ahlaki, hukuki, meşruiyet bakımından üstün pozisyonunuz belki yeri gelir. Bunu üçle beşle çarparsınız beşeri sermaye olarak. 300-500 milyar dolar ederi vardır onun. Hukukta biliyorsunuz. Manevi tazminatta bile insanın elemi, acısı, ızdırabı paraya tahvil edilebilir mi? Ama biliyorsun sen ki hukukta bu böyle edilebiliyor. Hesaplanıyor ki en azından bir tazminat ödetilebilsin. Gördüğün gibi burada bu meşruiyet kavgasının iktisadi bir beşeri insani sermaye olarak da karşılığı var. Somut işte bak dünyanın bir kısmı gayri meşru pozisyonu öyle ekonomik karşı önlemlerle kontrmezür yaptırımlarla karşıladı ki Hakikaten tam da söylediğim gibi bunun sadece Rusya'ya yüz milyarlarca dolar maliyeti olduğu gibi yapan devletlere de, bütün devletlere de, bütün dünyaya da maliyeti ne derece acaba kaç trilyon dolar? Bir kavram, yapılan meşru mu, gayri meşru mu? Size dört tane argüman saydı. Ha bunları incelemek, etüt etmek, bunlar meşru ya da gayrimeşru demek. Ya ne işe yarıyor hoca? Zaten güçlünün dediği olmuyor mu? Şimdi bu parantezi de açayım. Kendime işi zorlaştırıyorum dedim ya. Bir de bu boğaz pastilimi alayım ilacımı. Şimdi bakınız. Güçlünün dediği oluyor. Bu eğreltilemede yani bu benzetimde beni kınamayın çünkü bu öyle bir satranç ki insan hayatıyla oynanan bir satranç. Şimdi satrancı da güçlü oyuncu kazanmıyor mu? Elbette. Bu mücadeleyi de güçlü olan kazanmıyor mu? Elbette. Hayatta hangi mücadeleyi güçlü olan kazanmıyor? Siz bana onu bir söyleyin ben de bırakayım bu mesleği. Dolayısıyla ha bu güç nedir? Bakın bu güç sadece kas kaba güç değildir. Aynı zamanda hukuki düzlemde de haklılığını şey yapabilmek, ön plana çıkarabilmek, kendini meşru olarak sunabilmek, bunu kabul ettirtebilmek. İşte bütün bunlar nihayetinde bu çözümleme size dünya arsasında yaşanan, oynanan ve hepimizin ve evlatlarımızın da hayatlarını, sağlıklarını, vücut bütünlüklerini etkileyecek dünya satrancının çözümlenmesine vesile olur. Şimdi eğitimi yüksek milletlerin çocukları bunu biliyorlar. Fransızı, İngilizi bunu yapıyor. Bakınız Yunanı yapıyor, İsrail'i yapıyor. Şimdi benim milletimin çocuğu, evladı eğer aynı formasyondan geçmezse ben gelecek nesilde bu satranç tahtasında zaaf içerisinde olurum. O yüzden bunları okuyoruz, okutuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mühimdir. Karşınızdakinin oynadığı satrancı deşifre etmek lazım. Ha, satrancı kim kazanır? Güçlü. Ama her şeyden önce oyunu bilen bir kere kazanır. Yani sen yaşananın ne olduğunu bilmen lazım. Meşruiyet dedim, satranç dedim. Sonra bir benzetişim daha olacak. Onu da öteliyorum. O üçüncüyü de yapınca eteğimdeki taşları dökmüş olacağım. Çünkü teknik konuşmak kolay. Hani bizim için matematik onu hemen anlatır veririz ama yaşadıklarımızın anlamını belki de anlatabilmek daha mühim. Niye 23 Şubat? Gene algıyla bağlantısı var. Bu Kızıl Ordu'nun Nazi Alman ordusu karşısında zafer kazanmasındaki sembolik önemdeki günlerden biridir. Nazi ordusu, Nazi ordusu, Nazi Alman ordusu canım. Almanların da bütün kaygısı onun Nazi Alman olduğunu unutturmaktı. Nazi diye ayrı bir millet yoktu, Alman. Nazi Alman. Stalin başlattı bu 23 Şubat'ı. Putin diriltti. Neydi bu? Vatan savunucuları günü. Rusya'da halk arasında erkekler günü. Yani Kızıl Ordu'nun Kahramanlık destanı yazdığı günlerden bir tanesi, çok affedersiniz, <laughs> Nazilere karşı. Bak nasıl algıya, Slav şuurundaki, idrakindeki, Slav bilincindeki algıya oynuyor, iç politikasına, hatta Ukrayna'ya dahi, çünkü onlar da Slav, kuzen bunlar, Ve hitap ediyor. Karşısında seçilmiş Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski sıkı yönetim ilan etti hemen 24 Şubat'ta. Rusya ile diplomatik ilişkileri kesti. Genel seferberlik emri verdi. Ve Ukrayna direnmeye başladı. Şimdi değerli arkadaşlar aranızda birinci sınıf, ikinci sınıf, belki üç, belki dört mezun arkadaşlar vardır. Şimdi bakın diplomatik ilişkileri kesmek Aynı zamanda bizim bir ders konumuz işte elimdeki de yani siz öğrencisiniz de ben öğrenci değil miyim sanki? Gene bizim temel belgelerimizde diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nde bu diplomatik ilişkiyi kesmek nedir? Orada izah edilir. Kestin de arşivini yağmalayamazsın vesaire. Her şeyin bir raconu, her şeyin bir usulü var. Hele devletler hukukunda. Ve Ukrayna tabi direnmeye başladı. Şimdi Rusya'nın Ukrayna Rusya için bir tehdit. Ukrayna Donbas'ta soykırım yapıyor. Ukrayna'da neonazi rejimi var. Tarihsel olarak Rusya'nın parçası dediğimiz argümanlar, iddialar, savlar şu uluslararası kavram ve müesseseleriyle ilgili. Kuvvet kullanma yasağı, kuvvet kullanma tehdidi, silahlı saldırı, yakın bir tehlike, olması muhakkak bir saldırı, olması muhtemel bir silahlı saldırı, meşru müdafaa, kuvvet kullanmanın meşru olmaz. İlk etapta hemen bunları ifade edelim. Şimdi Ukrayna Rusya için bir tehdit. Şimdi nesi tehdit? NATO'ya girmek mi istiyor? Evet, NATO'ya girmek istiyor. Peki. NATO'ya girilmesi acaba Rusya için bu silahlı kuvvet kullanmayı yapmak için bir meşru sebep mi? Yani bir meşru müdafaa mı? İki durum söz konusudur. Bakınız, huduttan askerlerinde geçersin. Savaşmaya başlarsın. Şimdi bu yaptığın fiil, bu yaptığın hareket ya Birleşmiş Milletler 2'ye 4'ü yani kuvvet kullanma yasan ihlalidir. Yani uluslararası hukuka aykırı bir uluslararası haksız fiildir. Uluslararası hukuka aykırı eylem, hukuka aykırı eylemler ikiye ayrılır. Bunlar cürümler, suçlar ve haksız fiillerdir. Uluslararası hukukta devlet suçu diye bir şey olmaz. Gerçek kişilerin suçları olur. O yüzden ben Türkçe literatürde ilk çalışmalarımdan itibaren ki Fransızcası da orijinalinde bunun Türkçe karşılığı uluslararası haksız fiildir. Hep uluslararası haksız fiil olarak bilhassa özel kavramı kullanıyorum. Çünkü suç değil bu. Hukuka aykırı eylemler ikiye ayrılır. Suçlar ve haksız fiiller. Burada kullanılan haksız fiildir. İngilizce'de haksız fiil kavramı yoktur. Türkçe'de ve Fransızca'da olduğu için o yüzden İngilizceden tercüme ettiğinde bunu hukuka aykırı eylem der bırakırsın. Yalnız bu çalışmanın orijinali Fransızca yazılmıştır. O da uluslararası haksız fiil manasına gelir. Ve illicit internasyonel der. Onun da Türkçesi, İngilizceden daha zengin senin bu manada Türkçe hukuk dili. Uluslararası haksız fiildir. Ha, ya yaptığın ikiye dördün ihlalidir ya da değildir. Olmaması için ne gerekir hukukta? bir hukuk uygunluk sebebinin mevcudiyeti gerekir. Yaptığın hareketin haksız fiil sayılmaması için ne lazım? Fiilden evvelki bir verili durum lazım. O durum bir hukuk uygunluk sebebinin mevcudiyetini yaratıyor. Donmak üzereyken kulübenin kapısını kırıp içeri girersen kendi hayatını kurtarırsın. Hukuk uygunluk sebebidir gibi. Sebepsiz yere kapıyı kırarsan haksız fiildir gibi. Hal böyle olunca ya ikiye dört silahlı saldırı ya değil. Silahlı saldırı ikiye dördün ihlali olmaması için ne lazım? Hukuk uygunluk sebebi. Fakat ikiye dört kuvvet kullanma yasağı bir jüskogens kuraldır. Yani emredici buyruk kuraldır. Uluslararası hukukta gene Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun 26. maddesinde söylediği gibi Ares 5683 diye bir şey var, belge var. Evet teknik ve ağır mı gidiyoruz? Teknik ve ağır gidelim. Zaten söylemiştim öyle yapacağımızı rs 56 83 yani devletin uluslararası haksız birden kaynaklanan sorumluluklarına ilişkin maddeler metni her ne kadar kodifiye edilmese de uluslararası teamül kurallarını yansıtır. Onun 26. maddesi diyor ki bakın nasıl girift işler bunlar. Jüskogenslere karşı hukuk uygunluk sebebi olmaz diyor. Kuvvet kullanma yasağı Jüskogens. Bunun hukuk uygunluk sebebi olmaz normalde. Ama Gene Ares 83 A Asamble Res Resolüsyon yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 56. oturumunun 83 sayılı kararının bir 21. maddesi var. Bu 21. maddede <laughs> diyor ki meşru müdafaa hukuk uygunluk sebebidir. Ama aynı belgenin 26'sı diyor ki kuvvet kullanmaya karşı hukuk uygunluk sebebi olmaz. Nasıl BM 2'ye 4'e karşı Ares 56-83-21 hukuk uygunluk sebebi oluyor. Çünkü meşru müdafaa kuvvet kullanmanın meşru istisnası olarak Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinde bizatihi düzenleniyor. Yani ikiye dördü Jüskogens olarak koyan metin, hukuki irade, aynı zamanda 51'de de onun hukuka uygunluk sebebini, istisnasını bizatihi düzenliyor. Meşru müdafaa. Meşru müdafaa. Meşru müdafayı haklı kılan gereklilik unsurudur. İcrasında da orantılı ve ölçülü olmanız gerekir. Orantı vurduğun gücün lüzumu kadar olması, ölçü de vurmaya devam ettiğin sürecin lüzumu kadar olması. Orantılı ve ölçülü. Gereklilik ise dediğim gibi meşru müdafaya sebep olan zaruri bir durum vardı. Neydi o? Silahlı bir saldırıya uğramış olmak. Bilhassa silah nedir? Fiziki yıkım getiren her şey. Siberinden bilmem nesine kadar. Ekonomik ve siyasal saldırılar silahlı saldırı değil. Fiziki yıkım getiren. Ha diyeceksin ki o da sonuçta fiziki yıkım getirmiyor mu? Fakat dolaylı. Burada doğrudan bakıyoruz. Silah dediğin şey fiziki yıkım getiren her şey. Hal böyle olunca silahlı saldırı vuku bulmuş olan. Benim dilim biraz okuduğum, beslendiğim kaynakları itibariyle hani geçen asrın Türkçesi gibi oluyor ama gerçekleşmiş bir silahlı saldırı. Hali hazırda olmuş bir silahlı saldırı. Biraz da kasten yapıyorum. Niye kelimelerimizi ölüme terk ediyoruz? Başka millet yok bizim gibi kelimeleri demode olup çöpe atan. Bunlar zenginlik kelime dediğin şey dünyadaki en kıymetli şeydir. Kavram çünkü. Zihin. Hal böyle olunca vuku bulmuş bir silahlı saldırı. İyi de. Ukrayna Yunanist düzeltiyorum. Yunanistan'a birazdan geleceğiz. Ukrayna Rusya'ya saldırdı mı? Hiçbiriniz biliyor musunuz? Hayır saldırmadı. Demek ki Ukrayna'dan Rusya'ya karşı bir silahlı saldırı olmadı. E ne diyor bu? Tehdit diyor. Öyleyse şuna geliyoruz olmuş bir silahlı saldırıdan bahsetmiyor Rusya Devlet Başkanı. Olacak olan bir silahlı saldırıdan bahsediyor. Ana dilinizin kudretini o dilde bir bir hukukçu olduğumuza göre bir hukuk metni, vakalesi kitabı yazmaya kalkıştığınızda idrak ediyorsunuz. Türkçe olağanüstü kuvvetli bir dil. Şimdi ispatını birazdan nacizane kendi çapımda yapacağım. Henüz olmamış ama olacak olan bir silahlı saldırıdan bahsettiğim vakit mesele ikiye ayrılır. Bak Türkçe'nin gücüne. Olması muhakkak bir silahlı saldırı ya da olması muhtemel bir silahlı saldırı. Sevgili Turan kardeşim, muhakkakla muhtemel arasında ne fark vardır? Muhakkak henüz olmamış ama olması kesin bir şey. Muhtemel de henüz olmamış ama belki olacak, belki olmayacak olan bir şey. Şimdi benim hocalarım, meslektaşlarım, beni de yetiştiren, bana yakın jenerasyondaki bir takım hocalarımın katıldığımız jürilerdeki sohbetlerinden kaptığım bir malumat var. <laughs> o da şu. Diyorlar ki <laughs> ve ben de diyorum ki şimdi bu çalışmamda da ilgili sayfalarında bunu etüt ediyoruz. Müsaadenizle onları söyleyeyim. Çünkü bu işi derinliğine yapmak isteyecek arkadaşlarımız da olabilir. Bu Uluslararası Terörizme Karşı Meşru Müdafaa kitabımın, nacizane evet kitabımın 319. sayfasında olması muhakkak olan ve olması muhtemel olan saldırılar ayrımını inceliyoruz. Biz terör bağlamında inceliyoruz ama fark etmez. Şimdi değerli arkadaşlar, uluslararası hukukta olması muhakkak bir silahlı saldırıya karşı önleyici kuvvet kullanımı 19. yüzyıldan itibaren devletler tarafından kabul edile gelmiştir. Önleyici meşru müdafaa olur ve vardır da bu senin benim temennime bakmaz. Devletler bunu kabul ediyorsa bu devletlerin hukukudur. Devletler umumi hukukudur. Öyleyse bu var. Caroline olayından beri bu var önleyici meşru müdafaa var. Şimdi isyan etmeyin. Şu yok çünkü. Ya nasıl olur demeyin. Nasıl olur dediğiniz şey şu. Olması muhtemel bir silahlı saldırıya karşı ön alıcı kuvvet kullanımı gayrimeşrudur. Devletler işte bunu kabul etmez. Önleyici olması muhakkak bir saldırıya karşı var. Lakin henüz olmamış belki olabilir. Muhtemel bir silahlı saldırıya karşı ön alıcı kuvvet kullanımı yoktur. Preventif, preemptif İngilizce'deki Fransızcası da aynıdır. Önleyici, ön alıcı. Önleyici, ön alıcı. Bak bunlar yeni kelimeler ve fevkalade kelimeler. Önleyici kuvvet kullanımı muhakkaka karşı var ön alıcı kuvvet kullanımı muhtemele karşı yok. Şimdi bu matematiği yazdıktan sonra Ukrayna'dan Rusya'ya bir saldırı geldi mi? Gelmedi. Gelecek mi? Muhtemel. Yeryüzünde bir silah binde bir ihtimal günün birinde belki patlar. Yani bunlar devlet, bunların hepsinin silahı var. Ama NATO'ya girecek, muhakkak Rusya'ya saldıracak. Efendime söyleyeyim, Batı'dan silah alacak, muhakkak Rusya'ya saldıracak. Bunlar gerçekleşmedi. Ve muhtemel bir vaziyete karşı artık burayı daha fazla uzatmayayım. Meşru müdafaa olmaz. Peki meşru müdafaa mı yapıyorum diyor Rusya? Evet. Nereden biliyorum? Çünkü Uluslararası Adalet Divanı'na 1948 soykırımın önlenmesi sözleşmesinin dokuzuncu maddesi otomatik yetki verir mahkemeye. Ukrayna Rusya aleyhine davayı götürdüğünde kendisi Rusya dedi ki müdafasında divanda ben dedi 51'e dayanıyorum. Meşru müdafaya dayanıyorum. Ben soykırımı önlemek için girmedim dedi Ukrayna'ya. O yüzden dedi bu 48 sözleşmesine bakamazsın. Konu onunla alakalı değil dedi. Divan konu bununla alakalı. Sen dedin soykırım diye dedi kabul etti. Oraya sonra geliriz. Ya vakti idare ederiz. İstediğimiz kadar uzatırız, kısaltırız konuları. O önemli değil. Ama sonuç itibariyle demek ki meşru müdafaa savı geçerli değil. Niye? Hukuken doğru bir sav değil. Çünkü dediğim gibi bu ön alıcı. Yani kendisi bakımından ön alıcı. Ya bunları anlatıyorsun da bunların hayatta ne karşılığı var sanki? İşte en büyük söylenebilecek yanılgı budur. Yani Rusya devlet başkanı lütfediyor, üşenmiyor. Uluslararası hukuk manasında satrancını, oyununu, gambitini, stratejisini böyle kurmaya çalışıyor da biz mi üşeneceğiz bu derinliklerle ilgilenmekten? Yahu kaderimiz, bekamız, devletimiz, bağımsızlığımız, istiklalimiz, yani hayatlarımız bunlara bağlı. Dünya sahnesi bunlar üstüne dönüyor. Gücün bir farklı tezahürü. Bu da bilişsel güç, bilimsel güç, zihni güç daha da önemlidir. Onu ifade edeyim. Bunlar da iyi olan milletlerin silah teknolojileri de iyidir. Aksi vaki değil. Yani zihnen o kapasitede değilsin ama ileri teknolojinin olacak. Olmaz. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Rusya entelektüel devlet aklı kapasitesi itibariyle geçen asırların Rusyası değil. Bunlar o kadar zayıf argümanlar ki. Onlar da e, birazdan ortaya çıkacak. Şimdi hızlı bir şey söylemek istiyorum. Bunu bir fırsat bilip. Yunanistan diyor ki ben adaları silahlandırıyorum. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti yeryüzündeki en kuvvetli çıkarma filolarından birine sahip. Olur ha o filoyla günün birinde benim adalarıma çıkabilir, saldırabilir. O yüzden benim adaları silahlandırmam meşru müdafadır diyor. Aynen Yunan Dışişleri Bakanı'nın birebir söylediği şey bu resmi beyanattır. Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı, Dışişleri Bakanı kelam ettiği vakit ağzından çıkan laf devletini bağlar. Öyleyse bu resmi e, söylemdir. Heh. Şimdi Yunan sen bunu söyledin ya. Bu ayakta duran bir sav değil. En az Putin'inki kadar sallantılı. Niye şöyle izah edeyim? Hissettiği tehdit, bahsettiği saldırı aşikar ki muhtemel bir saldırı. Doğru mu? Evet. Ama ne dedik? Muhtemele karşı meşru müdafaa olmaz. Tabii olmaz. Ama senin adaları silahsızlandırma, adalara silah koymama yükümlülüğün, eski tabirle veciben somut mevcut bir uluslararası antlaşmadan kaynaklanıyor ya. <laughs> Lozan ve diğerlerinden kaynaklanıyor. Tek antlaşma da değil. E yani muhtemele karşı belki Türkler çıkarma gemileriyle gelire karşı sen somut bir antlaşma hükmünü ihlal ediyorsun. Adalara silah koyuyorsun. Uluslararası hukuk bakımından haklı değiller. Meşru değiller. O yüzden bastır. Nasıl bastır? Söylen bazında hukuki akıl olarak bunu söyle. İşte ben söylüyorum. Gençlerimize söylüyorum. Siz de söyleyin. O zaman ne olacak? Karşındaki strese girecek. Gayrimeşru pozisyondan ötürü. Strese giren bir yapı, bir mekanizma, bir devlet vesaire enerji sarf eder. Ya ekstra silah alır ya entelektüel kapasitesini bu işlere ayırır. Hal böyle olunca çünkü haksız haksız bu haksızlığı dile getirmeye devam etmemiz icap ediyor. Yaptığı meşru müdafaa argümanı doğru bir argüman değil. Her şey her şeyle alakalı. Ha, biz Ukrayna Rusya Savaşı büyük güçlerin tepişmesi bilmem ne tamam da bak aynı matematik, aynı kavramlar, aynı bilim bu meselemde de yani onu bilirsem aynı normlarla onu da çözerim, bunu da çözerim. Anlatabiliyor muyum? Bizim işlerimiz için bu önemli. Bir başka meselesi daha var Yunanistan'ın. Diyor ki Dışişleri Bakanı bunu birkaç ay önce gene söyledi. Ben de bunları yazmadım çizmedim. Çünkü bir şey akıl edip bizde oturup makalesini yazmak büyük emek. Twitter'da falan da bunlar yazılıp heder edilecek laflar değil. Sizinkisi gibi elit bir vakti bekliyordum ki söyleyebileyim diye. Yazacağız da inşallah. Ya da sizler yazın. Mesele şu. Ya dünyada tek bir devlet var ki komşusunu kazus ile savaşla tehdit ediyor. Şimdi kazus belli nedir? Kazus belli, justum bellumun sebepleri demektir. Justum bellum ne demektir? Latince haklı savaş demektir. Justum bellum, just Jüpiter'den gelir. Jüpiter'den neşet eden, ileri gelen kaideler, kurallar, justür latince. Justum haklı manasına da gelir. Bellum da savaş nitekim. Justum bellum. Kazus belli. Justum bellum sebepleridir. Yani haklı savaş sebepleridir. Kazus belli. Türkiye bunu bir kere şu sebepten söylüyor. Kuvvet kullanmanın kendisi meşru olacaksa, Robert Kolp'un söylediği gibi Fransızca kitabında Ius Contra Bellum'u yazdı. Yani Savaşa Karşı Hukuk diye bir ders kitabı vardır. Onda da yazıyor. Ben de aldım yazdım. Çalmadım çünkü dipnotta söyledim Robert Kopp benden önce bunu görmüş diye. Efendime söyleyeyim. Diyor ki kuvvet kullanmanın kendisi meşru olacaksa kuvvet kullanacağını söylemenin de kelamı kendisi meşrudur. Gayrimeşru değildir. Kuvvet kullanma tehdidi değildir meşru müdafada bulunacağım diyorsun. Meşru müdafaa hak. Eğer doğru söylüyorsa, istismar etmiyorsa. Peki, istismar edip etmediğini nereden anlayacağız? Etit ödeyeceğiz. Test var. Gereklilik. Hatta o şimdi devlet dışı silahlı aktörlere karşı konak devlet bakımından, konukların mevcudiyeti itibariyle aciz devlet, isteksiz devlet diye alt testlere de ayrıldı. Bizim Uluslararası Teorizm Mücadele konumuz itibariyle. O da bir parantez içinde parantez. Onu da kapat. Şimdi sen 6 milden 12 iki mile çıkarsan Yunanistan olarak, ister istemez benim egemenliğime tecavüz edeceksin. Ve ben senin tecavüzünü def etmek için, defol dediğimde, git buradan, üstüme çıktın ya, benim karasularımdasın. Benim açık denizlere erişimimi engelliyorsun. Burası uluslararası sular. Burayı karasularına dahil etmeye kalkıyorsun yapma bunu git buralardan dediğimde sen gitmem deyip bana yumruğunu sıkacaksın. Bana savuracaksın o yumruğu. Ha sen bana o yumruğu savurduğunda ben senin elini artık tutarsam yumruk öyle atılmaz. Ölçülü ve orantılı bak ne dediğimizi biliyoruz yaş tahtaya basmayız. Mukabil bir yumruk atarsam benim yaptığım artık meşru müdafadır. Kuvvet kullanmadır. Ben justum bellum Haklı savaş pozisyondayım ve söylediğim kazus belli. Justum Bellum'un sebebi. O yüzden ben seni savaşla tehdit etmiyorum. Sen mütecaviz olup, tecavüz edip 12 deniz binine çıkmaya kalkarsan... ...ben seni def etmeye kalktığında, sen bana kuvvet kullandığında... ...ben meşru müdafaa olarak sana karşı kuvvet kullandığında biz savaşacağız. O yüzden hiç bu işlere yol yakınken kalkışma, tevessül etme, mütecaviz olma yapma bunları diye Türkiye Büyük Millet Meclisi karar aldı. Kazus belli dedi. O yüzden Atina'da fakültelerde uluslararası hukuk nasıl okutuluyor bilmiyorum ama argümanları zayıf. Halbuki Yunanlılar çok iyi uluslararası hukukçu yetiştirir. İşte değerli kardeşlerim haksız olunca argümanların da zayıf oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ne yaparsan ya. İstersen Allame Cihan ol eğriyi doğru gibi göstermeye kalktığında işte görüyoruz ve çürütüyoruz. Çünkü doğru değil söylediği şey. Bütün bunlar tek bir cümleden kalktı. Olması muhtemel bir saldırıya karşı meşru müdafaa olmaz. Bak bizim Yunan meselelerini bile nasıl aynı argümanla çözü verdik ve haklılığımızı ispat ediverdik. Şimdi başka ne anlatalım? Tabii çok sayıda mesele var. Soykırım konusuna da gelelim. Şimdi her şeyden önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Konserliği, AGİT, Ukrayna Özel İzleme Misyonu ve Avrupa Konseyi e, soykırım iddialarına dair kanıt bulmadı. Bu bir Rus dezenformasyonu olarak etiketlendi. Yani sağda araştırma yapan insanlar değiliz. Biz bilgisayarımızın, kütüphanemizin içinde oturup ne olup ne bittiğini süzen insanlarız. Dolayısıyla biz bize gelen verileri analiz ediyoruz. Ha yani soykırım iddiaları dezenformasyon dendiğine göre öyleyse niye soykırım? Çünkü soykırım burada esasında self determinasyonla alakalıdır. Ya ne alakası var? Şu alakası var. Şimdi gene okumalarını derinleştirmek isteyenleriniz bakımından şunu ifade edeyim. Gene kendi kitabımdan söyleyeceğim kusura bakmayın. 63. sayfada kuvvet kullanma yasağı ve kuralın self determinasyon hakkı ile birlikte değerlendirilmesi bahsi var. Şimdi orası okunduğunda görülecek olan şey şu. Çağımızda hakların kendi kaderini tayin hakkının doğabilmesi için sömürge idaresi altında olmak elzem. Sömürge altında olmanın ne demek olduğu da uluslararası hukukta sabittir. Ayrı bir amme idaresiyle, ayrı bir kamu idaresiyle, ayrı bir kamu hukukuyla yönetilmeyi gerektirir. Bu bu. Tamam. İşte batı tipi kapitalist sömürge ne demektir? Osmanlı tipi Müslüman stuacı antik bir emperyal yapı ne demektir? Artık bunların etüdüne burada girmeyelim ama aslında hani çok da e, entelektüel bakımdan bu karşılaştırmalar önemli şeyler olmakla beraber şimdi sömürge mesesine geri dönelim. Evet sömürge ise kendi kaderini tayin hakkı var yani bağımsız devlet olma hakkı var. Değilse e bir o kadar da devletlerin teritoryal egemenliği bu devletler böyle kuruldu. Yani e, şart tipi Türk İslam devletleri ezelden zaten böyle. İslam devletleri hukuku baştan itibaren böyle. Yani, Batı bunu sonra icat ediyor. Batı tipi milli monarşiler. İlk örneği de Fransa'dır bunun. Teritoryal egemenlik peşinde koşarak. Yani mülk, mülki egemenlik. Devletlerin toprak bütünlüğü de Juskogens. Bir o kadar temel kaide. O yüzden etnik farklılık, dini farklılık, kimlik farklılığı, çağımızın yani hiçbir zaman olmadı zaten. Devletler hukukunda self-determinasyon sebebi değildir. Tamam. Sömürge idaresi altında olacaksın. Onun da şartları var. Nedir sömürge? Uluslararası hukukta belli. <laughs> yani hızla ifade edeyim. Burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1514 sayılı ve 14 Aralık 1960 tarihinde almış olduğu sömürge yönetimi altındaki ülkelere ve halklara bağımsızlıklarının verilmesine ilişkin bildiri. Genel kurul bildirisidir. Hukuken bağlayıcı değildir. Fakat ileride uluslararası teamül hukuk kuralı haline geldiği için bu artık buz gibi bağlayıcı. Soft law falan ben onları bilmem. Yumuşak hukuk. Hukuk hukuktur. Sonra teamül hukuku haline gelir bunlar maddi manevi unsuruyla. Bu da gelmiştir. 24.10.1970 tarihli 2625 sayılı Gene Birleşmiş Milletler Antlaşması doğrultusunda devletler arasında dostça ilişkiler ve işbirliğine ilişkin uluslararası hukuk ilkeleri konusundaki bildirge. 25.6.1993 tarihli 157/24 sayılı İnsan Hakları Dünya Konferansı'nda kabul edilen Viyana Bildirisi ve Eylem Programı. Hiçbir ayrım yapmadan Tüm toplumu temsil eden bir hükümete sahip devletlerde self determinasyon ilkesinden yararlanılamayacağı öngörülmüştür. Bu da devletlerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun o kadim prensibiyle işte uyumludur. Ha. Fakat sen toprak bütünlüğünü kendi elinle yıkmak istiyorsan devlet olarak yapacağın bir tane şey var. O da şu. Soykırıma uğrayan bir grubun ayrılma hakkı, self determinasyon hakkı doğuyor. Ya bu kadar lafı amma ettin. E heyecanı yükseltmem lazım ki bir anda patlatı vereyim. Niye Putin'in soykırım dediğini şimdi çözdün mü? Doğu hududunda Rus Ukraynalıların Rus olduğu için ayrılma hakları yok. Soykırıma uğrarlarsa ayrılma hakları var. O yüzden de Putin ki bunlara soykırım yapıyor dedi. Nasıl kuruyor? Görüyor musun? Ha yanlış ama kuruyor. Kurmaya gayret ediyor. Yedirmeye çalışıyor. Hadi avamlaşmayayım, basitleştirmeyeyim meseleyi. Belki de inanıyordur canım böyle olduğunu hakikaten bilemem. İşte soykırım meselesi bu kadar önemli. Dediğim gibi. O yüzden de Türkiye'de PKK 40 yıl Türkiye'nin doğusu güney doğusu sömürgedir dedi ne halka ne dünyaya bunu kabul ettiremedi o zaman şöyle bir argümana sarılmışlardı ha soykırım var katliam yapılıyor çünkü takip ediyorlar bak sen etmezsen edenler var ayak doyuma bak nasıl ediyorlar. Çünkü soykırım ayrılma hakkı veriyor. Putin soykırım var dediği için Ukrayna madem sen soykırım dedin hadi buna divan baksın dedi. Ve divan dediğim gibi soykırım dezenformasyon dedi. Bir tedbir aldı. Onu birazdan zikretmeye çalışacağım. Zamanı ben kontrol ediyorum. Yani merak etmeyin. Ee, sizi bayıltmadan keseceğim. Zaten çıkar gidersiniz yani. Elimden bir şey gelmez. Kapıyı tutma imkanım yok. Soykırımı da böyle izah etmiş olalım. Niye bu laflar kullanılıyor? Nereden çıktı bir anda ya? Soykırımı niye karıştırdı şimdi Putin dersen? Arkasındaki gene mesele buydu. Diğer argümanı neydi? Neonazilik. Şimdi gene Slav müdrik eder ya eskiler. Slav şuurundaki, Slav bilincindeki bu antinazi nazi e, hatıraya, bilinç altına oynuyor, oynanılıyor. Ben nötr konuşmaya gayret ederim ama yani aşikar olan da bu. Yani bu zaten hibrit savaşın a babasıdır Ruslar. Yani hibrit savaş lafını Rus genel kurmayı icat etmiştir. NATO jargonunda bu asimetrik savaştır. Bizim literatürümüzde de yine dört başı mamur bir kelime verildi buna. Vekalet savaşları denir. Bunun hep enstrümanları bu. Kavramları bu derece manipüle edebilmek. Bilmeyeni öyle bir gezdirirler ki bir anda atını öyle bir yere getirir ki vezirle şahını aynı anda isteği verir. Bitti kaybet. Fakat oyun hayır insan hayatıyla oynanan bir satranç bu. Milletlerin hayatlarıyla oynanan bir satranç. Bilmek zaruri zorundayız. İsterseniz bu noktada şimdi artık sunumun ikinci boyutuna geçeceğim ama şöyle bir hususa değineyim. Nazilik dedik. Siz bana hatırlatın. Ben notlarımı karıştırayım. Üçüncü, dördüncü argümanı neydi? Neydi üçüncü, dördüncü argümanı? Turan açabilirsin sesi. Bana hatırlatabilirsin. Ee, en son meşrut, meşrutiyet, satranç onlardan bahsettik hocam. Tarihsel olarak Rusya'nın parçasıdır dedi. Tamam. Dördüncü argüman bu tarihsel olarak Rusya'nın parçasıdır. İyi, atlamadık. Onu da açıklayalım. Çünkü eksik bırakırdık. Şimdi en son tarihsel olarak oralar benim parçamdı diyen gene kumpasa getirilip bir güzel gezdirilip devleti, milleti, ülkesi, canı elinden alınan şahıs Saddam Hüseyin oldu. Kuveyt bizim dedi tarihsel hak dedi. İlhak ediyorum dedi. Ordusuyla malum girdi. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Egemenlik ne demek? 30 yıldır orada egemen bir devlet kurulmuş. Bakın bu devletler hukukudur. Yani süje burada devlet. Nasıl sen birey olarak, Hakan olarak, Turan olarak bir vücut bütünlüğüne sahipsin. Bir hak ehliyetin var. Temiz kudretine binaen bir fiil ehliyetin var. Nasıl ayrılmaz bir takım varlığından müteşekkil, varlığından ileri gelen, senin egzistansından ileri gelen, bir takım olmazsa olmaz hukuki e, yetkilerle, haklarla mücehhez kılınıyorsun, donatılıyorsun hukuk sistemi bakımından. Devletler hukukunda da madem ki bir devlet bir kere vardır varsa var, varsa artık egemen tarih sahnesine çıktı. Süje ve egemen. Etnisiten farklı. Geçmiş olsun. Egemen. Toprak bütünlüğü var. Kanun önünde eşitlik. Ayrılma hakkı yok. Benim de oralar. Artık egemen. Senin de ama artık o ayrı bir hükmü şahsiyet. Egemen. O yüzden yani bir dinledim, iki dinledim. Bu dördüncü argümanını duyunca dedim ki yani buysa bütün bulabildiği komşunun bizi dört asırdır. Ya Rusya bir güçtür. Entelektüel kapasitesi, devlet aklı derin bir güçtür, ileri bir güçtür. Bize çok çektirmiştir. İkimiz de imparatorluğumuzu birbirimizle savaşırken yitirdik. Onlar sonra komünizma araç sallaştırarak <laughs> Sovyet olarak tekrar imparatorluk oldular. Şimdi bir yeni evreye giriyor. Bir daha federasyondan emperyale çıkmak istiyor. Ulus devlet olmayı Rusya'ya dünya öğretecek. Çünkü o kudreti yok. İmparatorluk olamaz. Öğrenecek. Biz öğrendik. Rus da öğrenecek. Biz İngiltere gibi imparatorluğumuzu tasfiye edemezdik. Çünkü biz kapitalist sömürge imparatorluğu değildik. Bizim için her yer vatan. Biz stoik, İslam, Müslüman, e, Farabi tarzı bir imparatorluk kurduk biz. El Medine-ül Fazla'yı bilenler ne demek Farabi, neydi Osmanlı? Bunu anlar. Şimdi Rus, ulus devletlik neyine yetmiyor artık? Yani oralar benimdi hakikaten uluslararası hukuk bakımından yani deminden beri söylediklerini iyi kötü bilimin branşımızın formülleriyle matematiğiyle çürüttük ama bunu buna gerek bile yok. Yani egemen bir devlete karşı benimdi diye bir argüman hakikaten yani olabilecek bir şey değil artık. Buysa Rus devlet aklının nihayetinde gele gele geldiği yer buysa yani bizim üç asırlık komşumuz, büyük rakibimiz bu derece artık devlet aklı olarak buraya geldiyse onlar adına geçmiş olsun demek lazım açıkçası. 6000 bin adet nükleer silahın olduğunu biliyorum. Oraya daha sonra geleceğiz. Az bir şey kaldı. Evet şimdi buradan itibaren meseleye şöyle yaklaşalım. Bir 15 dakika daha sunayım. Ondan sonra son yarım saat varsa sıkılmadınızsa benden soru alırız. Bazen ben kendimden sıkılıyorum çünkü çok konuşuyormuşum gibi geliyor. Ki öyle, çok konuşuyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar, şöyle bir şey düşünün. Perspektif her şey. Ben size iki tane anlatı yapacağım. Bu anlatılardan bir tanesi uluslararası barış ve güvenlik hukuku, diğeri de uluslararası sorumluluk hukukudur. Yazmadığım bir makalenin de konusudur bu. Benden önce yazmak isteyen varsa buyursun. Uluslararası barış ve güvenlik hukuku ile uluslararası sorumluluk hukuku arasındaki ilişkiye giriş böyle bir lüzum var, böyle bir çalışma makale yazılmalı. Aynen. Bu doktora tezi dahi olur. İstersen sese müdahale et. Tura. Şimdi iki boyutu var bu iş. İki perspektifi var. İki noktayı nazar var. Akira Kurosawa'nın Rashomon filminde olduğu gibi kadına saldırır. Bir koca, bir kadın, bir de eşkıya açısından anlatır hikayeyi. Burada da iki açı var. Uluslararası barış ve güvenlik hukuku ve uluslararası sorumluluk hukuku. Şimdi çalışmayan uluslararası barış ve güvenlik hukuku. Fakat çalışmama kelimesi burada esasında ikircikli bir kelime. Sarkastik bir kelime. Çünkü zaten çalışmamak üzere dizayn edildi. Bakın, dünya arazisinde beş tane apartman var. Ve geriye kalan 193'ten 5 düştüğünde de 188 daha apartman olduğunu sayalım. Şimdi bu 5 apartman ben üçüne yaver diyorum Fransa ve İngiltere esasında Batı bloğunun ABD'nin yaveri olarak oraya taşındılar. Onları bir kenara bırakalım. Şimdi esasen ABD, Rusya ve Çin bakımından söyleyeyim. Bakın Orta yerde bir arazi var ve üç tane de apartman var. Bu üç apartmanda diğerlerinin temellerine bombayı koymuş elinde ateşleyiciyle oturuyor. Her biri için pozisyon aynı. Yani o üç büyük gücün, hadi beş gücün hepsi kendisi hariç diğerlerinin temeline ya da blok bahsediyorsan işte Çin ve Sovyetler, Rusya, öbür tarafta ABD, Fransa, İngiltere. Bunlar birbirlerinin temelinde yıkıcı bombayı koymuşlar her birinin elinde. Ve geri kalan 188 bloğu da indiriverecekler. Hepsinin temelinde bombalar baştan konmuş. Şimdi bu arazinin ortasına ABD diyor ki A apartmanı diyor ki çok güzel bir havuz inşa edeyim buraya. Hadi B ve C A'nın yaveri. D diyor ki ne havuzu? Bir tenis kortu iyice şey yapayım diyor. Oraya ben yapayım diyor. Şimdi bırak Çin'i. Havuz mu? Tenis kortu mu? Havuz mu? Tenis kortu mu? Havuz mu? Tenis kortu mu? Dünya arsasına dikecekler bunu. Şimdi sistem öyle kuruldu ki eşitliğin iki tarafındaki matematikteki güçlerin birbirini neglije etmesi, götürmesi, etkisiz hale getirmesi gibi. Senin havuz dikme kararını ben veto ediyorum. Dikemez. Hay hay. Ben de senin kortunu veto ediyorum. Sen de kortu yapamazsın. Şimdi böylelikle detant dediğimiz elde tetikleyiciler yıkarlar ya bunlar. Kudret. Bak sende bende yok o. Onlar da var. Walking Dead'te Mission bir bölümde diyordu ki karşındakinde nükleer silah var. O bölümü seyreden bilir ne demek istediğimi, uzatmayacağım. Hal böyle olunca birbirini veto ederek kavga etmek yerine çatışmayı bir nevi izole ediyorlar. Tamam mı? Şimdi bunu böyle idrak etmek lazım. Bu öyle arkayık bir yapı ki, bu teçhizatlar, bu bombalar. 1900 Yalta Konferansı ne zaman yapıldı? Yine bakalım notlarımıza. 11 Şubat 1945'te Yalta Konferansı sonuçları bildirildi. Yani nereden baksan 80 yıllık neredeyse bir düzen bak. Yalta. Stalin, Churchill ve Amerikan Başkanı Başkan Roosevelt. Arkada fotoğraf var. Yalta ya da dünyanın paylaşımı. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bu güvenlik konseyindeki veto mekanizmasıyla sistem felç edilmek üzere dizayn edildi. Tam da böyle yapıldı. Bu içinde bulunduğumuz düzende bakınız bu güçler, bu nükleer güçler hasımlarını ve diğer herkesi bloğunu, apartmanını temelinden yıkacak elinde tetikleyiciyle duran 5 bin başlığa 6 bin başlık ABD ile Rusya. Bunlar havuz mu, kort mu diye restleştiklerinde veto veto diyerek felç etmek üzere dizayn ettiler bu mekanizmayı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Yoksa Güvenlik Konseyi'nin görevi Birleşmiş Milletler şartında uluslararası barış ve güvenliği korumaktır. Bakın ne diyor Biden? Şimdi oraya bakalım. Rusya'ya karşı elimde iki seçenek var diyor. Ya yaptırım ya 3. Dünya Savaşı. 26 Şubat 2022'de dedi ki elimde iki seçenek var. Ya üçüncü Dünya Savaşı ve Rusya ile tamamen bir savaş ya da uluslararası hukuku ihlalden bir devlete bedel ödetme. Ama bu bedel uzun vadede ekonomik yaptırımlar. Bir anda çökmezler. Peyderpey. Bu bir karşı önlemdir. <laughs> Teknik bilgiyi de vereyim. Ares 56, 83, madde 49, 54 arası bu karşı önlemler vardır. Demek ki burada uluslararası barış ve güvenlik mekanizması dizayn edildiği gibi olması gerektiği gibi çalışmayınca, felç olunca Şimdi bu başka bir şeye daha benzer. A, yaveri B ve C. Ben de Fransa ile İngiltere'yi hakikaten yani yaver durumuna koyuyorum ama öyleler. Peri tarafta Ruslar ve Çinler. Çin geldi. Bunlar havuz mu, kort mu derken sen bana bir şey söyle. Aklıma geliverdi konkrupik. Nedir konkrupik? At mani atlar. Konkrupik şeyi e, kuru verdi geceden at mani atlıyor binicilik E ABD mi onu yıkacak? Rusya mı yıkacak? İngiltere, Fransa mı yıkacak? Karar alacaklar. Yıkıyoruz Çinli'nin dünya arsasına yaptığını. Çin diyor ki veto aldırmam sana o karar. Karar yok. Ben geceden diktim dikeceğimi. Şimdi bu sadece birbirlerine karşı değil aynı zamanda vekale savaşlarıyla vekil aktörler eliyle yaptıkları mücadelelerde de vekilleri lehine bu vetoları çalıştırdılar. Şunu idrak etmeniz lazım. Güç gerçektir. Sert gerçekçi bir şeydir. Tamam mı? Güç vardır. Temenniyle, barışla, adaletle, sevgiyle bu gücün karşısına çıktığında senin kelimelerin, seni sert gerçekçi realite karşısında ancak hayal kırıklığına uğratır. Bak bu milletler arası hukuk, romantizm kaldırmaz bu branş. Yanarsın. Ha işe yarıyor, yaramıyor. Kim ki yaramadığını savunur ve çocuklarını ona göre eğitir Başına gelecek olan vardır. Bu hayatta kalma hukukudur. Çünkü oynanan satranç bu. Bak Biden o kadar memnun ki güvenlik konseyi sisteminin felç olmasından sırtından öyle bir yük kalktı ki ben diyor Ukrayna'yı savunmak için Rusya'ya silah çekemem güvenlik konseyi kararı yok. E, Rusya ile nükleer üçün dünya savaşına mı gireyim? Elimde kala kala onun da hukuku var. Ares 56-83, madde 40-41. Benim doktora tezi nacizane. Bak, 40-41'in başlığı şudur, bölüm başlığı. Uluslararası hukukun emredici kurallarından kaynaklanan ağır ihlaller. Genel uluslararası hukukun emredici kurallarından kaynaklanan yükümlülüklerin ağır ihlallerine mahsus neticeler. Kıymetli arkadaşlar, Akademiya Edü'de PDF kitabı Sebil. Lütfen oradan 220. sayfadan itibaren atla deve değil, bir 40 sayfa bir şey var. Madde 40-41'i okuyun. Şu anda Rusya aleyhine Batı'nın çalıştırdığı karşı önlemlerin arkasındaki uluslararası hukuk bu. Ha, bu delege ferandadır biraz da. Teamül hukukunu da yansıtır ama Türkiye buna riayet etmek zorunda mı? bir güvenlik konseyi kararı yok. Dolayısıyla her devlet 40-41'e ne kadar uymak istediğini kendi takdir eder. Uyma vecibesi yok çünkü karar alınamaz. Güvenlik konseyinden o karar Rusya oradayken hatta Çin oradayken çıkmaz. Ama Batı 40-41'i kendisi uyguluyor. Peki şimdi bunu da söyledik. Bu karşı önlemler kuvvet kullanılmaksızın tatbik edilir karşı önlemler söz konusu olduğunda aradaki kritik fark şudur. O perspektif dedim ya, iki anlatı arz edeceğim dedim ya. Uluslararası barış ve güvenlik hukukunda kuvvet kullanılır. Uluslararası sorumluluk hukukunda zinhar kuvvet kullanılmaz. Aradaki en büyük fark bu. Ve ne diyor Biden, Amerikan başkanı? Ya savaşa mı girelim diyor. Dünya kalmaz. Ekonomik yaptırımla yetineceğiz söylediği mekanizmanın içerisinde olan bir şey. Bakın ben bunların hiçbirinden şaşırmadım. Asıl beni dehşete düşürecek olan şey şuydu. Benim benim mekanizmam çalışıyor. Yani benim tahsil ettiğim disiplin tam da çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Yani çalışmaması gerekiyordu. Çalışmayarak çalışıyor. Ben şundan dehşete düşerdim. Güvenlik konseyindeki veto el freni bir kenara bırakılıp da dalıyoruz arkadaşlar Rusya'ya deseydi ABD nükleer cihan harbi işte o zaman çıkardı. O bu sistemin tamamen ötesinde bir şey olurdu. Apokaliptik bir düzleme bir anda giderdik. Sistem çalışıyor. Çalışmamak üzere dizayn edilen ne varsa çalışmıyor. Bugünler, şimdi ta Roberto Agolardan, Lothar Pahlardan, Anzilottilerden, dilerden de dermişim. Grotius'ları da araya sokalım. Yani bu işin müellifleri asırlarca bugünlerin geleceğini biliyor. Bu tarihte ilk defa olmuyor. O zaman iktisadi tedbirler, zorlayıcı tedbirler, silah kullanmadan mesuliyetinin ya Cemil Bilsil'in ruhu şad olsun onu bir analım. Diyor ki İstanbul hukukun büyük hocası hukuk müeydesiz, müeyde de mesuliyetsiz olmaz diyor. Dolayısıyla buradaki mesuliyetten kaynaklı müeyde işte 4041'de yazılan ve demin de zikrettiğim karşı önlem olarak da devam eden meseleler. Şimdi bu uzadıkça uzar fakat ben kendimi tekrara girerim. Son bir hususu müsaadenizle söylemek istiyorum. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı'ndaki o dava nedir? 26 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna Rusya'ya karşı 1948 tarihi soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması hakkında sözleşmenin ihlali iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı başvuruda bulundu. 16 Mart 2022'de divan Ukrayna'nın talep ettiği geçici önlemlere ilişkin kararı verdi. Ukrayna ne istemişti? Soykırım eylemi işlemedim dedi. Yani 1948 madde 3'ü yemedim o haltı dedi. Rusya 48 madde 3'e göre bana daldı. Ama böyle bir şey yok. Madde 1 ona bu kuvvet kullanma yetkisini vermez 48'in madde 1'i. Dolayısıyla yaptığı ihlal. Yaptığı ihlal olduğu için de lütfen dedi. Tedbir al ve şunları talep ediyorum dedi bana güvence versin bir daha bana saldırmayacağına. Şimdi bu laftır okur geçersin ama halbuki bu gene Ares 5683 madde 30. Yani Ukrayna bile konuştuğunda ne konuştuğunu biliyor. Madde 30'u istiyor. Sorumluluk hukukundaki madde 30'a karar ver diyor divana. Sonra diyor ki bütün zararlarım, bütün zararlarım madde 31 onarım. Tazmin edilsin diyor. Tazminat madde 36. Madde 36 tazminat. Benim genç meslektaşım kitap çıkardı. Benim e, yüksek lisans danışmanıydım. Tazminatın hesaplanmasıydı tezi. Ve dedi ki lütfen dedi derhal hemen dedi Rusya'nın gerçekleştirdiği askeri operasyonun durdurulmasına karar ver. Emret. Emretme yetkisi var mı? Hukuken var. Divanın kararları bağlayıcı. Ama ne manada bağlayıcı? Bizim düzlemimiz normal nefes alıp verdiğimiz hayat düzlemi gibi değil. Bizdeki bağlayıcılık yani hukuk zihni farklı bir şeye söylüyor. Real hayat bizde ayrı bir boyuta geçiliyor. Onların arasındaki farkı süzebilmek gerekiyor. Şöyle ki Rusya bunlara karşı dedi ki bak kardeş dedi. Madde dokuza göre sen otomatik yetkili değilsin dedi divana. Çünkü dedi ben soykırım yüzünden buraya girmedim. Ama Putin öyle demişti. O geçerli. Bak devlet başkanısın. Divanda o yüzden girmedim demek zorunda kalırsın. Halbuki senin devlet başkanın o yüzden girdim dedi. Nasıl? Kendi kendine şah çekti gördün mü? Divanın önünde. Ha, çekti de ne oldu diyeceksin. Söyleriz. Ben diyor madde 51'den girdim. Meşru müdafaa. Yani ön alıcı meşru müdafaa olmaz dedik. <laughs> Gene Akademiya Edü'de iki tane bildirim var, bakılabilir. İki tane tebliği var. Madde 21, madde 26 bağlamları. Yani bunları 2018'de yazmışız. Ama işte peyderpey, yani biz fiktif olarak hep bunlar senaryo bakımından, askeriye de olduğu gibi tatbikat, senaryo, yani biz zihnimizde bunları evirip çeviriyoruz. TSK'da bir de dergi vardır alınan dersler diye. Bizde de o işte makaleler oluyor. Olay oluyor ondan sonra değerlendirme makalesi yazılıyor. Halbuki bütün bu külliyat, bütün bu matematik bu olaylar olmadan önce var. Bak 2017'de bir makale var gene. Okumanıza amade. Şöyle ki. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla uygulatılmaz Çünkü değerli arkadaşlar, Divan Rusya'ya askeri tedbirlerini bıraktı. Geçici önlemler doğrudan Güvenlik Konseyine şikayet edilmez. Dava bittiğinde Divan'ın kararı Rusya uymuyor diye Güvenlik Konseyine Ukrayna tarafından şikayet edilir. Edildiğinde ne olur? Nikaragua kararında Güvenlik Konseyi'ne ABD'yi şikayet eden Nikaragua için ne olduysa Ukrayna için de olur. Orada ABD veto etmişti. Uluslararası Adalet Divanı kararının kendisi aleyhine Güvenlik Konseyi eliyle uygulatılmasına silah dayı kullandırtabilir Güvenlik Konseyi. Barış ve güvenliği tehdit ediyor karara uymaman diye. Şimdi de orada Nikaragua'nın 1986 kararında ABD'nin yaptığı vetoyu yarın öbür gün Rusya yapacak. Ama bak sıradan devletler için yani bu dejenere güçler için çünkü haddinden fazla güç bir dejenerasyon. Bunlarda o var. Ve var. Hakikat bu. Hal böyle olunca bak Honduras El Salvador kararında Güvenlik Konseyi girdi devreye divanın kararını uygulatmak için. 93'te Bosna'da Güvenlik Konseyi girdi devreye divanın kararını uygulatmak için. Ama bu daimi üyeler söz konusu olduğunda divan kararları Birleşmiş Milletler madde 94'e iki uyarınca bu devletlere karşı divan kararı zorla uygulatılamayacak. Ya nasıl uygulatılabilsin? Senin apartmanın temelindeki bombanın ateşleyicisini elinde tutuyor, basacak. Anlatabiliyor muyum? Niye veto var? Yani onu hiçbir zaman unutmayalım. Hayal alemine bir an için dalmayalım. Yaltayı unutmayalım. Şu şu adamları unutmayalım. Stalin, Roosevelt. Churchill dahi burada o kadar önemli değil. Bu kitapta da diyor ki Churchill eski emperyal tarihinin hatrına sırtını duvara verip ne koparabildiyse kopardı Britanya için diyor. Ha, zeka olarak belki ikisini de cebinden çıkarır ama devlet gücü olarak iki tane muhteşem galip kalmış. Sovyetler, önce Sovyetler hatta, sonra ABD. Yan faktörleri geçiyorum. Size de haddinden fazla ızdırap çektirmeyeyim. Montre demedim, derim istersen. Mayın demedim, çok arzi bir şey. 1907 tarihli 8. Lahey Sözleşmesi. Montreux'de 19, 20, 21'i uyguladık. Çok haklıyız. Ee, elbette. Hatta orada kuvvetle muhtemel savaş zamanında Türkiye'nin savaş tehdidi algılaması gibi bir uygulamaya gittik. Onu da söyleyeyim. Türk hükümetinin idrakindedir. Sözleşme Türkiye kendini öyle hissediyorsa kapattıysa boğazları kapattı. Bitti. Montre radikal bir şey söyleyeyim. Bir kez daha her şeyden önce Karadeniz rejimidir. Karadeniz'e ister sihirle gökkuşağıyla gemileri, peritozuyla geçir, ister boğazdan geçir, ister kanaldan geçir. Montrö'nün Karadeniz rejimi aynıdır, değişmez. Ne tartışılıyor bu kadar uzun? Ben onu ben biliyorum da. Neyse, lüzumsuz, lüzumsuz işler. Karadeniz'in rejimi Montrö ile çizilmiştir. İstersen peritozuyla geç oraya. Fark etmez. Şimdi gene son olarak şunu söyleyeyim. Bu divan kararlarının güvenlik ile uygulatılması meselesi. Türkiye'nin veto yetkisi yok. Bunu etüt eden bir işte vaka incelemesi olarak size şu makaleyi hatırlatayım. Türk-Yunan ilişkileri kapsamında kıta sağlığı uyuşmazlığının çözüm yeri Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı olabilir mi? Meslektaşım Mehmet Emin Büyükle Marmara'dan o da beraber kaleme aldığımız makalemiz gene emrinize amade diyoruz ki haklıyız. Ama Allah muhafaza aleyhte bir karar çıkarsa Güvenlik Konseyi'ne verirse kök söktürürler. O yüzden diplomatik yollarla çözülmesi uygun olandır diye de makalede ifade ediyoruz. Bakın nasıl meseleler birbiriyle alakalı. Yani Ukrayna ile Rus'un işini anlatırım ama bir anda Yunan Türk işine iş gelir. Sınır ötesinde senin terörle mücadelende Suriye'de Irak'ta ne yaptığına gelir. Gelir oğlu gelir. Her şey her şeyle alakalıdır. Satrançta kaç hamle var muhtemel? Alt tarafı at şöyle gidiyor. Fil böyle gidiyor ama sonsuz kombinasyon ve permütasyon tabi hayatta sen yeter ki bir oyunun düzlemini bil sert gerçekçi tamam mı mermer tahta mermer tahta iki taşların hamlesini bil bizim işimiz bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum Turan çünkü bana bilimimin namusunu müdafaa etme imkanı yarattın size bu hitabı e, yaptırarak Evet efendim. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Zaten zamanı da riayet ederek evet. kullandık. Tam zamanında da bağladık işi. Evet. Değerli sunumlarınız için biz teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdınız yani yoğun bir takviminiz var. Ee, İsterseniz soruları yönetmeye başlayayım ben size. Lütfen. Hay hay. Ee, legalite ve le legitimate ayrımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Kana timce meşru meşruiyet sosyal ikna ve veya aktörlerin iknasına dayanıyor Hukuk bir ikna aracı olarak düşünebilir mi? Evet. Şimdi meşru olmak tabii ki bizde hukuki bir kavram. Hak, hukuk, meşruiyet. Şöyle düşünüyorum. Şimdi hukuken korunan menfaatlerimiz haktır. Bu haklar bize kullanım yetkileri verir. Hakka dayanan kullanımlarımız meşrudur. Abuzus, uzuz, fruk'tur. Malum. Yani semerelerinden yararlan. Efendim tüket. Neydi? Abuzus tüket, uzuz kullan, fruk'tur yararlan. Yararlan. Neyse, bilenler söylesin. <laughs> Efendime söyleyeyim. Bunlar meşrudur. Aynı zamanda meşru olan bir diğer hususta benim haktan kaynaklanan bu yetkilerim engellenmeye kalkıldığında hukuki imkanlarla hakkımı müdafaa edebilmemdir. İşte benim meşruiyetten anladığım şey budur. Hakka dayanmak ve e, hakkın verdiği yetkileri kullanabilmek. <laughs> haktan ne anlıyorum? Tabii ben pozitif hukukçuyum. Yani ben transandantal, aşkın, müteal, e, doğal hukukçu e, şeyleri mesleğimde disiplinimde, milletler arası hukukta. Yani biz şunu biliyoruz ki bu devletlerin iradesinden ileri gelen hukuktur. Ha bu felsefeyi ilahiyatı, ahlakı sevmediğimiz anlamına gelmiyor. Belki herkes kadar hatta belki herkesten de ya da ortalamadan da fazla seviyoruz şüphesiz ama e, bunların kaynağı tabii pozitif hukuk. Peki şunu söyleyelim Levi Strauss'un cümlesiyle cevap vereyim ben değerli arkadaşıma. Diyor ki doğal hukuku külliyen imha etme. Çünkü pozitif hukukun zalimliğine karşı doğal hukuk gün gelir son siperin olur diyor. O da doğrudur. Ya hayatta hep makulde bulunmak lazım. Erdemli olan şey makulde. Makulde mutedil olan da. Mutedil olan Aristo'nun söylediği gibi ortada bir yerde bulunmakla alakalı. Evet. Bak bizim meşayeler geldi aklımıza. Aristo deyince İslam aristocuları neydi? i̇bn Sina, Farabi bunları da almak lazım. Biz bugün mutedil nedir, mülayim nedir biliyorsak onların mantık mirası sayesinde biliyoruz hukuk aklımızda. Evet İlk soruya her Diğer soruya, soruya bu kadar cevap verirsem yandık. Buyurun. Diğer soruya geçiyorum hocam. Ee, Güney İlgi Adaları Türkiye'nin taraf olmadığı bir antlaşmayla İtalya'dan Yunanistan'a silahsızlanma şartıyla bırakıldı. Üçüncü taraf e, lehine sözleşmenin Bekleyelim, Bekleyelim. Turan herhalde. Objektif, objektif statü yaratan anlaşmaların normatif bir karşılığı var mıdır? Güneyge açısından hukuki pozisyonun güçlü müdür? Ayrı bir konferans sorusu bu. Hukuken güçlüdür. Hukuken güçlüdür. Söylemeye devam edeceksiniz. Şimdi bir devletin toprağı olmuş. Bakın devletler hukukunda bir şey vardır. Hak zamanında korunmazsa geçmiş olsun. Maalesef işte üçten altıya çıkarken Yunan karasularında da aynı şey cari oldu. Yani bir takım şeyleri zamanında. O yüzden bugün artık boş verebileceğimiz bir santimetre kare ne suyumuz var ne toprağımız var. Yani meis nasıl boğazımızdaki kılçık biliyorsun. Haklıdır. Lakin söylemeye devam edeceğiz. Karşı tarafı strese sokacağız. O stres çünkü mütecaviz olan o değerli arkadaşlar. Yani şimdi ben branşımın dışına girmek istemiyorum. Ama Yunan siyasetini burada etüt etmeyeyim. Onu bu stresin altında tutmak doğru olan. Çünkü hak ediyor söyleyeceğiz. Yani sonuçta hele silahlandırmaları devir sebebini dahi tartışmalı hale getirir. Bizim dışişleri de o argümanı kullanmaya başladı. Her şeyin de bir zamanı vardır. Bazı şeyler peyderpey söylenir devletlerde. Bakınız satranç diyoruz. Yani çoban matı yapmaya kalkma karşındaki de devlet yani. Çoban matı olmaz ona. Devlet o. Evet buyurun. Soykırımdan kastınız tam olarak yani nedir? Yani tatmin mi? edemedim ama ayrı bir konferans konusu o söylediği evet. şey. E, tamam. Soykırımdan kastınız tam olarak nedir? Sadece katliam yapmakla mı olur? Yoksa kültürel asimilasyon da soykırım sayılır mı? Evet. Şimdi 1948 sözleşmesinin ilerleyen zamanlardaki yorumlarında iki kişiyi dahi etnik aidiyetinden ötürü kimliğinden ötürü dininden ötürü, dilinden ötürü. Yani o, o olduğu için bizatihi iki kişiyi dahi öldürmek soykırımdır. Bu kararlar var. Sovyetler Çekya'da, Çekoslovakya'da 1960'larda bunları yapıyorlar ve aleyhlerinde bu kararlar çıktı. Dolayısıyla ha bugünün dünyasında ben çok açık sözlü bir insanımdır. Şu, şu anda da fakülte çatısı altındayız sanalda olsa bunlar teknolojinin muhteşem imkanları. Şunu arz edeyim müsaadenizle. Ana dil yasağı falan olmaz. Ana dil yasağı falan olmaz. Geçmiş cuntaların, geçmiş cuntanın Türkiye'ye çok büyük kötülüğüdür o. Antidemokratik darbe Kürtçeyi yasaklıyor. Ve devamında PKK e, nerelere gelebiliyor? Yani sen bugünün dünyasında eğer devletini yıkmak istiyorsan bu dediklerimi yap. Başka bir şey yapmana gerek yok zaten. Biz hukukçuyuz. Bunun idrakinde olmak zorundayız. Ama daha başka şeyler var. Onu da şöyle ifade edeyim. Daha da uzatmadan, ağzınızın tadını kaçırmadan dezenformasyon bir devleti yapmadığı katliamlarla itham etmek de bölücülüğün başka tür bir dezenformasyonudur. Bunları da bilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. evet. Orayı nazik meseleler. Ben söylerim ama yeri değil. O yüzden e, burada bırakalım bu konuyu. Evet. Rusya'dan sürüklenerek Türkiye kıyılarına gelen mayının hukuki sorumluluğu nedir deniyor? Şimdi bakınız, o konuda yani salt uluslararası hukuk çalışırsa onun sorumluluğu o mayını denize koyanındır. Devletler hukukunda istemedim, kusursuzum falan diye bir hukuk uygunluk sebebi olmaz. Evet, onu da öyle arz edeyim. Ha diyeceksin ki Rusya saldırmasaydı Ukrayna o mayını da koymayacaktı. Doğrudur. Ona da sirayet ettirebilirsin. Bak senin haksız fiilin nelere sebep oldu? Ona da ona da sen saldırdın. O onu döktü. Sen döktün. Bana geldi. İkinizden de istiyorum bunun tazminatını. Yani böyle bir e, kaza olmasın. Bak senin kolluğunun güvenliğinin operasyonel teknik kapasitesi yani satlar bunu imha ediyor. Yani teknik devlet olmasa neler olabilir Boğaz'da? Ondan sonra ha uğraş dur. Bakın ben işin hukukunu biliyorum ama realitede de dünyanın en zor şeyidir uluslararası hukukta netice almak. En zor şeyi midir dedim dünyanın. Hakikaten de neredeyse öyledir. Yani evet var kaideler ama geldi de çalıştır bakalım ya. Yani. Evet buyurun. Türk dış politikasında ifade edilen veto etkisine yönelik eleştirilere katılıyor musunuz? Veto etkisi nükleer güçlerin çatışmasını önleyen bir mekanizma. Kanaatimce devletlerin gereklidir. Bu şekilde nükleer güçler sistemi sahipleniyor ve nükleer savaşlar önleniyor. Şimdi okuyoruz değerli arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Yani devlet başkanının kaleme aldığı bir argümantasyon. Çok da haklı tarafları var. Ama en sonunda, en sonunda sert gerçeklik. Yani şunu söylüyor. O derece ki esasında buradaki anlatımımızı teyit eder manada evet dünya bir karar alsın beşten büyük olduğunu haykırsın peki sav bu sav. ama bak devamında ne deniyor bunu veto etme ayıbı da bu beş devletin olsun yani sonunda bu denilenlerin olmayacağı biliniyor teslim ediliyor fakat bu söylem bazında bunların söylenmesine mani değil söylem bazında bunun eleştirilmesi bunun bir kere Türkiye orada değil. Türkiye'nin olmadığı bir düzeni eleştirmenin nesi yanlış? Ve mağdurlarından bir tanesiyim. Kıbrıs'ta mağduruyum. Meşru müdafaada soykırıma karşı tedbir alıyorum. Hala biliyorsunuz Güvenlik Konseyi kararı aleyhte. Yanlış. Terörle mücadele ettim yıllarca. Ya hakkım teslim edilmedi uluslararası muhataplarımda yanlış, düzen yanlış ve bu düzenden en çok zarar gören sücelerden biriyim devlet olarak. Tabii eleştireceğim. Fakat çok iyi anlayamasan da nükleer güçler arasındaki savaşı engellemesiyle bu mekanizma çalışmıştır. Yüzde yüz katılıyorum. Ve bugün için yerine ikame edilen bir şey de yoktur. İngilizler dedi ki Rusları güvenlik konseyinden daimi üyelikten atalım. Lavrov böyle yaptı yok öyle bir şey dedi. <laughs> öyle bir şey yok dedi yani. Kimi nereden atıyorsun? Altı bin başlığımı ne yapacaksın? Evet. Yüzde yüz katılıyorum. Yani nükleer savaşı bu bu kadar yıl engellediyse bu adamlar dünya sömürgenleri Alaaddin Şenel'in bir kitabıdır. Türkiye'de önemli Marksist düşünürlerden biridir. Ben doktora tezinden itibaren onun hep okurum ne yazdığını kemirgenden sömürgene dünya tarihi diye yazmıştır hoca. Hakikaten de bu sömürgenlerin kurduğu bu düzen e, bir somut temele dayanıyor. Şüphesiz birbirlerinin gücüne saygı duyarak bu veto mekanizmasını icat ettiler ve tuttu kendi aralarında. Bedelini ödeyenler ödedi. Evet. Buyurun buyurun. 60 misilleme 2001 karşı önüne mi örtüşür mü diye bir soru var hocam. Hayır ayrı şeylerdir. Tam duyamıyorum arada kesiliyor. Fakat şunu söyleyeyim misilleme kuvvet kullanma içerir ve bugünün hukukunda ilegaldir. Misilleme diye bir müeyyide türü esasında uluslararası hukukta yoktur. Ya meşru müdafadır ya değildir. Meşru müdafaa ise de orantılı ve ölçülü olacaktır. Misilleme yani kullanılır. Bizim TSK uluslararası hukukta her söylediği literatüre yüzde yüz uyacak diye bir şey Uysa süper olur da bazen misliyle mukabele ettik bilmem ne falan da deniliyor. Ya da misillemede bulunduk deniliyor. Bunların hepsi meşru müdafadır. Karşı önlemle aynı şey değil. Karşı önlemde kuvvet kullanma olmaz. Nedir karşı önlem biliyor musunuz? Normalde senin benim kara sularından zararsız geçiş hakkım var. Normalde senin benim hava sahamdan geçme hakkım var. Normalde efendime söyleyeyim senden mal almışım parasını ödemem gerekiyor falan. Sen öyle bir bana uluslararası hukukta ihlalde bulunuyorsun ki ya da ergo omnes bir hükümlülüğünü ihlal ediyorsun. Herkese sirayet ediyor. Herkes herkese yaptırımı uygulayabiliyor. O derece ağır. İşte o zaman ben normalde sana karşı uymam gereken bir vecibeyi artık tatil ediyorum. Ruslara karşı yapılan da bu. Bu kadar cevap vereyim. Hatta yani haddinden fazla bıktırıp ya bu adam hiçbir yerde konuşamıyor mu kardeşim? Akşama bu saati bizi esir ettirdin Turan lafını Sıra. duymaman için biraz kısa kesmeye çalışıyorum. Yazık çıkartın bu adamı konuşturun bir yerlerde diyecekler. Evet. <laughs> Türkiye'nin bu savaş içerisindeki konumu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Peki. Beklediğim bir soru. Kesinlikle Ortada durulmamı durmamız gereken bir pozisyon bu. Hollanda, isterseniz ben cevap vermeyeyim. Hollanda Başbakanı buraya geldiğinde söyledikleriyle cevap versin. Hollandalı gazeteci sordu Hollanda Başbakanına, "Türkiye niye Rusya'ya karşı ilan edilen Amerika'nın, İngiltere'nin başını çektiği Fransa o kadar girmiyor o topa. Almanya o kadar girmiyor o topa. Kasap basap dedi Biden. Macron dedi ki yavaş gel Amerikalı'ya. Ben kasap demem dedi Putin'e. Aynı kıtada yaşıyorum. Senaranda okyanus var. Benim yok. Dolayısıyla hatıralar da canlı. Bu Ruslar yürümüştü. Ha bugün yürüyecek mecali yok. O ayrı bir şey. Ama hatırlıyorlar bunları. Dedi ki Türkiye bir Rusya ile komşu. Karadeniz'de en uzun sahil onda. Turizmi, ticareti her iki devlette de var. Ukrayna'yla da Rusya'yla da. Suriye'de barışı ikame etmeye çalışıyor. Aynen kelimelerini kullanıyorum. Suriye'de barışı ikame etmeye çalışıyor. Rusya ile beraber çalışmak zorunda. Dolayısıyla ha dünyada 4 milyon mülteciyi Türkiye'den başka kabul edecek bir başka devlet yok. Etti. Dedik. Boğazları kapattı bir hakkın. Alman dışişleri ne dedi? Boğazların ve Montreux'un gardiyanı yani koruyucusu Türkiye'ye müteşekkiriz dedi. Gardiyan, koruyucusu. Hollandalı da aynısını söyledi. Montreux'u da dedi kapattı. En azından dedi donanmalarla yeni bir bedenizde cephe açılmasına dedi. Kararıyla mani oldu. Geçirmeyiz de onu da söyleyeyim. Fiili olarak da kimse geçemez oradan biz geçmeyeceksin dersek o kudret var. Uzatmayayım. Türkiye'ye teşekkür etmekten başka dedi hiçbir şey yapılamaz. Hollandalı gazeteci öne baktı gitti. Ben katılıyorum. Bizler kendi milletimizin, devletimizin hocalarıyız. Dolayısıyla biz iç politikadaki particiliğin biraz dışındayızdır. Çünkü bizim branşımız devletin haklarıyla alakalıdır. İnsanlıkla da alakalıdır. Kendi devletimizde yanlış yaptığında hayır demesi ilk gerekenler deniz. Tamam mı? Yanlış yokken de katlayan falan demenin neticeleri başka yere varıyor. Onu da unutmayalım. Başka angajmanlar söz konusu oluyor o zaman. Dediğim gibi yani burada sen önce egemen bir devlet olarak veciben kendi milletinedir. Değerli arkadaşlar 1648 prens tebaanın dilini tayin eder ama prens tebaasının ırzının namusunun garantörüdür. Önce kendi tebaanı milleti bu egemenlik burada böyle kuruldu. Yani Türk devletinin önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hakkını, hukukunu, menfaatini, hayatını koruması lazım. Yapılmaya çalışılan da o. Yani. Evet. evet Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği İHA Rusların dayandığı gereklilere göre milletler arası hukuk bağlamında bir sorun teşkil eder mi? Rusya'nın bu gerekçeyi ile alabileceği önlemlerin gene milletler arası hukuk bağlamında bir anlamı var mı? diyor. Hiç problem değil. Bunlar kontratla satılan e, mallardır. Dolayısıyla bunlar uluslararası hukukta illegal bir şey değil bunların satılması. Türkiye'nin hiçbir şekilde bunlar bir sorumluluğunu doğurmaz. Çünkü öyle bir yükümlülüğün yok. Yükümlülüğün olmayan yerde sorumluluğun doğmaz. Bakınız Birleşik Şehir'de evet hukuk komisyonunun devletin uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluğun hemen başında diyor ki devletin bir uluslararası yükümlülüğünün ihlali olması lazım. Peki yükümlülük nereden ileri gelir? Yükümlülük devletin bağlı olduğu bir hukuk kaynağından ileri gelir. Yani dolayısıyla Türkiye'nin burada öyle bir şey yok. Bunu biraz pratik de cevaplayayım. Ukrayna ordusunun elindeki silahın, mühimmatın hala yüzde yetmişi Rus malıdır. S-300'ünden piyade tüfeklerine kadar. Yani e, Rus silahlarını Rusya saldırısına karşı kullanıyor. Dolayısıyla benden aldığı İHA'ya kadar Rusya'nın kendi silahları var. Hava kuvvetlerinde uçaklar var. S-23'ler var. Evet buna böyle cevap vereyim. E, çok da şey olmasın. Konsantrasyonum dağıldığı vakit e, ben kendimde seziyorum. Biraz düşme başladı bende. Buyurun. Evet. evet. Hocam bir de bir arkadaşımız sizin yorumunuzu merak ediyor. Hani savaş acaba diyor. Hani neden çıktı? ABD'den mi? Yoksa Avrupa Birliği'nden mi? Yoksa Rusya kaynaklı mı? Vallahi yorumumu merak ettiği için sağ olsun. Yani yorumum o kadar kıymetli mi bilmiyorum ama bak demin söylediklerim benim malım değil. Branşın doğruları, bilimsel sözler. O yüzden onlar beni aşan bir manada onlar önemli. Ama burada her insan gibi ben de takip ettiğimde şunu görüyorum. Devletlerin kendi başkentlerinden yönetilmeleri çok önemli. Ve hakikaten bir millet olmak, şimdi bir Alman'ın Berlin'den yönetilmemeyi, bir Fransız'ın Paris'ten yönetilmemeyi, bir Amerikalı'nın başkentinden yönetilmemeyi, Londra'dan yönetilmemeyi, bu ne demektir? Yani Kiev Kiev'den değil, ama Kiev Berlin'deki, Londra'daki, Paris'teki akılla yönetilirse. Atina, Atina'dan değil, Paris'teki, Berlin'deki, Londra'daki akılla yönetilirse. Yani böyle angajmanlar, kendi milletinin hayati menfaatlerin ötesinde bir takım başkalarının aracı haline geldinse, ha öyle midir Zelenski, doğru söyledimse adını? Valla gördüğüm şeyi söyleyeyim ben NATO'ya girmiyorum deseydi Rus saldırısını engellerdi. NATO'ya girmesini istemesinin tek argümanı Rusya'nın ona saldırmamasıdır. Kendi söylüyor. Ben NATO'ya gireceğim ki Rusya bana saldıramasın diyor. NATO'ya girmeyeceğim deseydi Rusya ona saldırmayabilirdi. Kuvvetle muhtemel saldırmazdı. E, vereydin çünkü şimdi diyorsun. Lanet olsun bu NATO'ya sükutu hayale uğradım diyor. Onun Ukraynacasını bilmiyorum ama buraya yansıyanı hayal kırıklığına uğradım. Artık girmem diyor NATO'ya. E şunu bir buçuk ay önce söyleseydin de kurtarsaydın bu kadar vatandaşını ya. Yani değil mi? O yüzden şimdi kıymetli arkadaşlar hayat dünya bize şunu öğretti. Bir yerde aklına yatmayan bir şey varsa mantığa akla aykırı bir halt varsa orada bir öyle mi derler çapanoğlu oğlu var demektir. Bu işte bir çapanoğlu oğlu var bu adamda. Tamam. Çünkü benim aklıma diyeceksin ki ne kadar çok beğeniyorsun kendi aklını ama bana sorduğun için söylüyorum bunu. Yani NATO'ya girmiyorum deseydi bu iş bitecekti. Niye demedin? E şimdi diyorsun. Ruslara büyük bir gelgel gel yaptılar. Rusları öyle bir çektiler ki yani o pazusunu Moskova'dan oynatsa milletin önünü iliklediği Rusya şimdi ne tankı kaldı ne konvoyu. Ha gene de çiğner. Bak kullandığı silahları silah değil Rusya'nın hala da. Ama işte hem çiğner hem çiğneyemez. Anlatabiliyor muyum? Bu iş biraz aynı zamanda insancıl hukuk denilen de bir mesele var. Yani bir yere kadar artık. Bir yere kadar. Yani dünya 8 milyar insan ve yaptırımlar meselesinde de şunu söyleyeyim. Rusya'nın en büyük şansı Hindistan ve Çin. Bak genel kurulda kınamadı Hindistan ve Çin. Hala dünya nüfusunun 5/3'ü 5/3'ü 3/2'si değil 5/3'ü hangisi daha çok? 5/3 mü daha çok? Evet, 5/3 daha çok galiba. Bu Batı'nın yaptırımlarına iştirak etmiyor. Türkiye'nin hususi bir zaten pozisyonu var. Eee yani kimse bize bir şey söylemez. İdlib burnumuzun dibiyken kimse bize Hali hazır bir şey söylemesin. Evet buyurun. Ne cevap evet. verdim? Soru neydi bilmiyorum. Ne kadar artık şey oldu tatminkar oldu ama. Evet. E, şimdi Konsantre olmak zor. Kıymetli arkadaşlar ben burada iki düzine isme bakıyorum. Turan'ı dinliyorum. E, bir de çok girift meseleler. Yani samimiyetle itiraf edeyim. E, bildiğini unutursun bu galerinin içinde. Her şey her şeyle bağlı. Acayip noktalara çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani güvenlik konseyi, güvenlik hukuku, sorumluluk hukuku, soykırım, divan iştahatları, neyin ne kadar hükmü var. Bir de yetmiyor. Uluslararası ilişkiler boyutu var. Uluslararası hukukun ötesinde bizim normatif sahada biz ne konuştuğumuzu biliriz. İyi kötü matematik ama uluslararası ilişkilere çıktığın vakit yani benden 30 tane Hakan getir sana 30 tane farklı analiz yapsın. Ne o? Stratejik, jeopolitik bilmem ne. Yani nereden bileyim ben Kiev Kiev'den mi yönetiliyor? Adam belki büyük vatansever, belki külliyen yanılıyorum. Benim tek kaygım Ankara Ankara'dan yönetilsin kardeşim. Yani benim için öncelikli olan o. Çünkü başkasının otomobiline yancı oldu mu? Seni arabadan nerede atacağını bilmiyorsun. <laughs> ve milleti de sürüklersin kendinle beraber. Evet. E, hocam eğer izin olursa biraz konunun dışında ama çerçevemiz de aslında ilintili. E, Türkiye'nin Suriye'deki statüsü ve konumu sormak istiyordum. Oo. Şimdi, Güzel güzel e, orada, meselelere davet. Konferans içinde konferans. Pek. Şimdi bak bildiğim yerden sordum. Sazı çok fena elime alırım. Ama o kadar Uzatmayacağım. İki türlü cevap vereceğim. Bir, sorunun cevabı bu kitapta var. Kitabımın reklamını yapmıyorum. Bu reklama gelinceye kadar üç baskıyı devirdi. Dördüncüyü kendi kendine belli ki yapacak artık. Reklam değil bu söylediğim. Birkaç tane laf edeyim, o lafları hızla çürüteyim. uluslararası terör örgütlerine karşı meşru müdafaa olmaz. Divanın Nikaragua kararı var. Terörizme karşı meşru müdafaa olmaz diyor. Bir, divan kararı yardımcı kaynaktır. Asli kaynak antlaşmalar ve uluslararası teamül hukuku kurallarıdır. Uluslararası teamül hukuku kuralları itibariyle, şimdi 500 sayfayı bana anlattırtma, vakka odur ki devletler artık terör örgütlerine karşı meşru müdafaada bulunuyorlar. Devlet dışı silahlı aktörlere karşı ekstra teritoriyel sınır ötesinde kuvvet kullanımı cari ve hukuki. Bu devletler hukukunun bir normu halindedir. İspatı maddi ve manevi unsurla var. İki. E ne kusuru var Suriye'nin? Niye? Suriye'ye giriyoruz. Devletler hukukunda mesuliyeti doğuran şey kusur değildir. Bizatihi ihlalin kendisidir. İhlal de odur ki egemen bir devlet egemenlik alanından bir başka egemene zarar gelmesini engelleme yükümlülüğü altındadır. O topraklar seninse oradan bana teröristler saldıramaz. Engelleme ve var. Meğer ki engellemiyorsun meşru müdafaa gerekliliğim doğar. Gereklilikten ötürü de benim yaptığım normalde sana saldırma hukuka aykırı olacakken meşru müdafaa sebebiyle bunu yapmam bir hukuka uygunluk sebebidir. Geçelim. E Suriye'nin rızası var mı? Rıza başka bir hukuka uygunluk sebebidir. Meşru müdafaa başka bir hukuka uygunluk sebebidir. Dolayısıyla iki ayrı hukuka uygunluk sebebi arasında rıza katiyen meşru müdafaanın unsurlarından biri değildir. Unsuru değildir ki rızası var mı yok mu bakılsın. Gereklilik, orantılılık ve ölçülülük kriterleri itibariyle analiz ederim. TSK'nın sınır ötesindeki mevcudiyetini. Bunlardan geçiyorsa meşrudur. Geçiyor mu? Geçiyor. Ha, geçmiyor. Seni çürütmek istiyorum. Hay hay. Yazınız, okuyayım. Okuyalım. Kendimizi revize edelim. Siz okuyun. Eğer katılıyorsanız cevap teşkil etsin. Tabii geçen de oldu. Yani bir arkadaş bir soru sordu. Aman hoca dedi beni sakın dedim bu şerhi düşme. Biz dedim her soruya açıyoruz. Ama sen sormaya çekinirsin. Sen sormazsan ben onun e, anlatırım cevabını veririm. Çünkü veremeyecek cevap yok. Burası hukuk. Yanlışa yanlış doğruya doğru burada öğrenmeyeceksin de ne? Sonra toplumsal barış. Yani sen bunu hukuk fakültesinde eğer çözemezsen, hukukçu diye topluma katıldığında, millet sana dönüp baktığında, hukukçudan hakikati öğreneyim dediğinde, senin kafan karışıksa, ben seni yetiştiremedimse, senin ne faydan olacak bu millete? Tamam mı? Haksa hak, gayrimeşruysa, bak katliam yapılmaz. E, yapmamışken yaptı demek başka bir şeydir. Yapıyorsa yapması başka bir şeydir. Bu siyahla beyaz kadar ikisinin ortası yoktur bazı şeyler. Tamam Suriye'de ya işgalcisin ya meşru müdafadasın. İkisinin ortası yok. Bu işlerin pembesi yok. Softu yok. Ortası yok. Grisi yok. Bunlar katı meselelerdir. Anlatabiliyor muyum? Ukrayna meselesinde Rusya ya haklı ya haksız. Ortası yok bu iş. Suriye'de ya haklısın ya haksızsın. Ortası yok bu iş. Ben sana haksız olmayı söyleyeyim. Girdiğin yerleri ilhak etmeye kalkarsan haklıyken haksız olursun. Al sana işte. Yunan adaları silahlandırıyor. Silahlandırma kardeşim. Bir gece gelip seni silahsızlandıracağım. Çıkarsan adalara haklıyken haksız oldun. Kıbrıs, haklısın. Boğazı kesiliyordu Müslüman Türklerin ya. Küvetlerin içinde. Fotoğrafları benim babam talebeydi sizin gibi hukuk fakültesinde. Yurt dışındaki, batıdaki, Avrupa'daki arkadaşlarına, öğrencilerine kartpostal yapıp Noel'de gönderdiler. O resimleri. Görün diye. Enosis ne yapıyor diye. Sonra Güvenlik Konseyi karar aldı. Bak Güvenlik Konseyi nasıl karar alır biliyor musun? Meşru müdafaanın yerine ikame edilecek karar alır. Eğer Güvenlik Konseyi uyduruk, eften püften bir karar alıp benim meşru müdafaamın yerine geçmiyorsa devlet olarak benim meşru müdafaadan feragat etme zaruretim de yok. Kıbrıs'taki pozisyonumuz da budur. 40 yıldır haklıyız. Sen de diyeceksin kardeşim Türkiye'nin her şeyini aklın buluyorsun. Ya çürüt. Yani yaz okuyayım öğreneyim. ve biz yazıyoruz ispat etmeye çalışıyoruz. Ediyoruz diyeyim hatta. Çalışıyoruz deyince olmuyor. İspat ediyoruz. Evet buyurun. Suriye'ye cevap verdik. Hocam başka soru sorması... mı benden hala? Ben kendimden bıkmaya <laughs> başladım yavaş yavaş. Hocam başka soru yok. E, için çok teşekkür ederiz. Yo, bana bu kadar sabrettiğiniz Pardon. için ben çok teşekkür ediyorum. Turan, sağ ol varol. Bir kere çok sabırlı davrandım bana karşı <laughs> ve gün oldu nihayet beni buraya çıkarttın. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcı kıymetli arkadaşlarımın gözlerinden, varsa içlerinde büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Cümleten kendinize iyi bakın. Turancım. Efendim hocam buyurun. Orada mısın? Buradayım hocam.